Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen tek programı Söylemezsem Olmaz. Her zamanki gibi karşınızda partnerlerim, güzeller güzel Bircan Bali, yakışıklılar. Yakışıklısı Arto Dalga yerlerine oturdu. Günaydın. Ve gündemi belirlemek için karşınızdayız. Evet Bircan Bali, gündeminin dosyası gündem, dosyasını açıyoruz. Gündem bam. Şaşırmış. Acayip. Bam bam bam. Ay Bilal'cim ya. Şimdi tabii ki herkesin aklında Alişan de Buse Barol detayları var ve biz çok özel detaylara ulaştık. Buse acaba bize yalan mı söyledi? Evliliğini kurtarmak için bazen pembe yalanlar söylenebilir. Bütün detayları gerçekliğiyle öğrendik. Ama bize ulaşmak istiyorsanız hem Alişan ve Buse lütfen yayınımız boyunca size açık olduğunu bilin. Çünkü bu evlilikle alakalı enteresan şeyler geliyor kulağımıza ve biz dakikalar sonra bunları paylaşmak durumunda kalacağız. Öncelikle açıklamanızı siz yapın, biz de buradan sizinle paylaşalım. Ama WhatsApp ihbar numaramızı verelim, bize ulaşın. Çünkü yine interaktif bir program olacak. Arto bütün yorumları okuyor olacak yayın boyunca ve sorularınızı onlar yüksek sesle soruyor olacak değil aynen, mi? Biz de soruyoruz. 0552 770 06 23 Bircan Bali sondaki iki tane. Arto Dalga. Seren Serengil. Hadi klasikleşmiş magazin aynen. Turu buyurun. Ünlüler dünyasındaki en sıcak gelişmeleri Söylemezsem Olmaz sizler için ekranlara getiriyor. Muhabirimiz Mustafa Ağa 3 kuruşta oynamaya hazırlık yapan Sezin Akbaşoğlu'nu gizemli bir beyefendiyle görüntüledi. Ünlü oyuncu sorularımızı cevapsız bıraktı. Sezin Hanım merhaba. Hay be. Nasılsınız, iyi misiniz? Uçe. Merhabalar. Görüşürüz ben, arkadaş tanısaydık. Yeni bir ilişkiniz mi? Serkan Çayoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım at binmeye gitti. Ünlü üçlü çıkışı sorularımızı cevapladı. Evet, Serkan şimdi yeni iş için at binmeye başladı. Bir hazırlığımız var. Aynen. Kaan da ustamız olduğu için. Yok. Uraz Bey'in saçları dikkatimizi çekiyor. Dizi için saçlarını boyatan oyuncu. Acaba saçlarını hep böyle mi kullanacak? Dizi için yeni imaj da çok beğenildi. Dışarıdan nasıl tepki verildi? Sevdin mi? Ben yakıştırdım. Sen kendi yapar mısın? Ben oyuncu değilim mesela. Olsun abi. Oyunculuk önemli. Ben sevdiysen sen de kesin yapıyorsun. Serkan Çayoğlu'na gelen evlilik sorusu sonrası Kaan Yıldırım biraz aman bana sormayın bakışları atıyor. Hadise'nin eski sevgilisi Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'le adı çıkmıştı. Doğru. Yaza artık ama daha detaylar belli değil. O yüzden hani ben de şu an bir şey söyleyemiyorum ama yaza düşünüyoruz. Kaan Yıldırım aşk hayat sorularından bakın nasıl kaçıyor. 14 Şubat'ta romantik bir akşam yemeği düşünüyoruz. Yok işte işteyiz ya, bir şey yok yani. Bir ödül töreninde Gonca Vusateri karşımıza çıkıyor. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kürtaj açıklamasına tepki göstermişti. Vusateri şimdi bu soruyu cevapsız bıraktı. Onunla alakalı konuşmayacağım ya. Hele Atilla Özdemiroğlu'lu bir gecede de bilmiyorum, pek münasip gelmiyor bana ya. Sabah Tümer maskeyle röportaj verdi. Çıkartabilirsiniz. Ay yok, takıyorum. Yok hayatım ya. Tabii ben Covid geçirdim ama bu Omikron geçiriliyor. Sabah Tümer kilo ile ilgili takıntısı olup olmadığını açıkladı. Ya takıntı değil ama o bir realite. Alıyorsun, veriyorsun, alıyorsun, veriyorsun. İnşallah yani hani bikinili, ya yazın bikinili fotoğrafın çıkması kadar doğal bir şey yok ki arkadaşlar. Çünkü... En iyi şarkı ödülü alan Mustafa Ceceli sıra dışı ayakkabılarıyla dikkat çekti. İçine bir şey koyuyor musun? Vallahi şimdilik düşünüyorum da abi buraya yani anca şey. Ceceli kurtuluş kuşa bir jest yapıyor. Merhaba. Zirvenin iki gün daha tadını çıkaracağız. Çünkü yeni şarkınız geliyor. İnşallah ayın 10'unda. İnşallah biz patates oluyoruz. Estağfurullah abi. Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na cani bir saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken rahmetli eşini yaptığı bir paylaşımlandı. Canım nasıl yanıyor bir bilsen, Allah'ın mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah, dualarımdasın. Birçok başarılı oyuncuyla anlaşma sağlayan dünyaca ünlü bir film şirketi Kemal Sunal ve Barış Manço'nun hayatından anlatılacağı filmler çekmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazal Kaya'nın Pera Palas dizisinin tanıtımı paylaşıldı. Haklarında ayrılık iddiaları çıkan Ali Atay ve Hazal Kaya'dan bu iddiaları yalanlayan bir paylaşım geldi. Hazal Kaya'ya helal olsun sevgilime be gurur duyuyorum diyen Atay iddiaları çürütmüş oldu. Evlilik yıl dönümleri sosyal medyada TT oldu. Sosyal medya Ali Atay ve Hazal Kaya'yı konuştu. Meryem Uzerli'den rekor reklam anlaşması. Ünlü oyuncunun bir kozmetik markasıyla anlaşma sağlayıp 3 milyon Türk lirası ücret aldığı söylendi. Ama bazen sen bir sanatçı olarak alttan bir sürü işler yapıyorsun ki kimsenin haberi olmasın.
Oğuzhan Koç'un insanları çileden çıkartan kulis istekleri. Demet Özdemir'le ayrıldı iddia edilen Oğuzhan Koç hakkında yapılan bu başlıklı haberleri tiye aldı. İşte o paylaşım. İsmail Demirci ile bebek bekleyen güzel oyuncu Hande Soral, şık kombiniyle son halini sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun karnındaki şişlik dikkatlerden kaçmadı. Yeni filminde başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak Aras Bulut İynemli cephesinde flaş gelişme. Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalanarak sevenlerini korkuttu. Amcasını dolandırdığı iddialarıyla kamuoyunda topa tutulan Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığında olan Adise, kardeşi Derya Açıkgöz'ün bir dergiye verdiği pozları paylaştı. Ayrıca dolandırıcılık iddialarının ardından sosyal medya hesabını kapatma kararı alan Mehmet Dinçerler bu paylaşımla sosyal medyaya geri döndü. Dinçerler'in bu halini görenler yüzünde estetik olup olmadığını tartıştı. Evet, evet. Ünlü sunucu ve oyuncu Eser Yenenler'in milyonluk kütük evinin başına gelmeyen kalmadı. Yenenler'in evini önce eşi karıları bastı, ardından tilkiler dadandı, ardından yangın şoku yaşayan Eser ve Berfu Yenenler, bir de evlerin üstüne ağaç devrilmesiyle şok oldu. Aman Eser Bey, bir kurşun mu döktürseniz? Aziz dizisinde oynayan Fırat Tanış'ın kızıyla olan fotoğraflarını görenler maşallah demekten kendini alıkoyamadı. Yeni şarkı çıkartmaya hazırlık yapan Megastar Tarkan YouTube'u aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. İşte o gündem olan paylaşımı. Sitare Akbaş'ta aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç da yeni şarkı müjdesini böyle verdi. Başarılı şarkıcı Demet Akalın yeni çıkartacağı Yalan şarkısının tarihinin notunu düşüp bir paylaşım yaptı. Sinan Engin'in biricik oğlu Oğulcan Engin'in güzel oyuncu Miray Dener'le aşkları dol dizgin devam ediyor. Fransa'nın Lille Futbol Kulübü'nde top koşturan Burak Yılmaz eşi İslam Atilla ile eğlenceli bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz gün annesi Nesibe Aktaş'ın evine bir şüpheli gelip silah çekip telefonunu almıştı. Fenomen Rayman sosyal medya hesabından deste deste para ve saat paylaştı. Burak Özçivit'ten her yerden yakışıklıyım pozu. Oradan yakışıklıyım, buradan da yakışıklıyım. Sabah güneşinde de güzelim, akşam güneşinde de. Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. İrlandalı bir kadın kocasını satışa çıkarttı. Hem de 25 dolara. Murat Boz'un zam isyanı. Son zamanlarda faturaya yansıyan fazla tutarlar sanatçıları çileden çıkarttı. Büyük iddia. İddialara göre haklarında aşk yaşı iddiaları çıkan Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar yine birlikte görüldü. İkiliyi ilk önce Söylemezsem Olmaz yakalamıştı. Evet Aleyna Hanım. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Aleyna Hanım. Teşekkür ederim. Yanındaki beyefendi tanısaydık en sonunda. Kaçtı ama yine. Yorumcumuz Seren Serengil hafta sonu Batum'u salladı. Seren Serengil'in Batum konseri manşetlerde yerini aldı. Yorumcumuz Seren Serengil'i izlemeye gelenler hayran kaldı. Keyifli bir gece geçiren Serengil'i izlemeye gelen kişiler, ünlü sanatçının sahnede kostümü ve zarafeti karşısında da adeta büyülendi. Bugün ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doğum günü. Erbil'in yeni yaşını kutluyor, sağlıklı bir ömür diliyoruz kendisine. Ayrıca bir dönemin efsane Anadolu rock sanatçısı Cem Karaca'nın bugün ölüm yıl dönümü. Sayısız şarkı bırakan değerli kişiliği rahmetle anıyoruz. Ne kadar usta ve ne kadar büyük bir yorum. Rahmetle anıyoruz onu, Cem Karaca'yı. Peki şimdi Ali Atay ve Hazal Kaya
hakkında bir ayrılık dedikodusu ortaya atıldı. Daha doğrusu üstü kapalı, böyle hiç televizyonculuğa, gazeteciliğe yakışmayacak şekilde. Tabii hep onu işaret ettiler. Fakat onlar yalanlarcasına, böyle bir şeye ihtimal bile olmazcasına... Hazal yine son derece zeki ve zekice olarak bir paylaşım yaptı. Daha doğrusu kocasının onu aldattığı yönünde dedikodular. İşte o tip programlara güzel bir gönderme yapmış oldu. Ama evet. Yani. Şimdi mesela biz birilerine haber yaparken gerçekten aldattıysa bunu çıkartıyoruz. Bunu belgeliyoruz ve aldattı diyoruz. Çok günahtır ki aynı zamanda huzuru olan, yeni bebeği olan, işte ne bileyim birbirini seven ve her şey yolunda giden evlilikler içinde kötü bir şey söylemek ve arkasından konuşmak çok günah bence. Çünkü güzel giden bir şey durup dururken birileri çıkıp diyor ki bunlar ayrılıyor, araları çok kötü, kavga ediyorlar. Yani her evlilikte, her ilişkide, anne baba ilişkisinde, arkadaş iş ilişkisinde, hayatın olağan akışında zaten anlaşamamazlık var yani. Ama siz hani ayrılıyorlar, başka bir kadınla aldattı adam yani... Gerçekten bugüne kadar biz mas olarak hiçbir şeyini duymadık. Yok olsa canım. Biz duyardık. İhtimal yani. Bile verilecek gibi biz değil. Biz zaten yani. Çıkarırdık. Ama olmayan bir şey günah insanlara. Gerçekten üzülüyorum böyle haberler çıktığı zaman. Yani çünkü evliliği itibarsızlaştırıyor. Hayır, bir de neredeyse yani. Hani bir ay içinde ayrılıyorlar artık. Günah aldılar ve ayrılıyorlar yani. Gibi bir de çok sohbetler. Bunlar yani. Eski daha önce de birilerine günah aldırmıştı bazı evet. insanlar. İşte Ekim'miş o. Falan. Neyse yine çıktık da söyledik hani ya onlar ayrılmadılar yani diye. Bu işi gazeteci olarak da yapıyorsan daha çok utanman gerekmiyor mu? Ama hadi biz belki şeyler... bir hata yapabiliriz hani arada. Bu yani... şey 20 sene önce falan da böyle gazetelere bu tip yalan haberler çıkardı. Bunlar ucuz masa başı. Gazetecilik demeyeceğim. Çünkü gazetecilik çok önemli bir şey yani. Bunlar gazeteci falan değiller de neyse. Ama o işte televizyonda çok işe yaramıyor. Gazetede tıklatırsın, izletirsin, bekledin, okutursun ama televizyonda bir süre sonra itibar kaybına neden oluyor. Kaybedersin bir de altına derler ki söylemezsem olmazı takip edin de biraz öğrenin derler yani sonra. Yani haklılar valla. Peki bu arada Oğuzhan Koç'ta sana tıpkı... özel bir mesaj var. Bana özel. Evet. Sana çok güzel bir... albüm yapmak istiyorlar. Çünkü bugünkü kıyafetine bayılmış Örfi. Ay canım benim ya. Örfi kıyafetle ki, o albüm. Ona diyor kaset yapmak istiyorum. Ama Örfi zamanında ne kasetler yaptı i̇şte, canım. Örfi ne? Ya Örfi de kendi kaşınıyor. Söylüyorum. Örfi, yani biliyorum söylüyor, ki topu gole çevirecekler. Evet, yani beni bulaştırmayın. Albümler yaptı zamanında. Beni bulaştırmayın. Ben albüm istemiyorum. Peki. Ama hem çok iyi bir patron. Hem albüm yapıyor hem ev alıyor. Herhalde bana yürüyor hediyeler, artık. Bana hediye alacakmış. Oğuzhan Koç'un kulis isteklerine bakalım mı? Acayip bir istekler. Yani kendisiyle dalga geçiyor. Diyor benim ki kulis isteklerini yok dedirtti bak. Ayı şeker ve kuru yemiş. Çok tatlı ya. Ben tatlı. Hiç bundan bile istemiyorum düşün. Sen hiçbir şey istemiyor musun? Ben şey çay, soda, su öyle bu bir kadar. Şeyler. İnanamıyorlar çünkü... Kilolarca içki, kilolarca bilmem ne istedikleri için bu bildiğiniz o bütün sanatçılar. Bir sanatçılar bir de onların orkestrası daha da ayrı bir şey daha yani. Daha size komik bir şey söyleyeyim mi? Batum'da sahneye çıkarken bütün alkoller gelmiş, bizim orkestraya da gelmiş. Hemen dedim toplayın bunları. Çünkü alkollü de sahneye çıkılmasını evet istemiyorum ya, ben. Yani olmaz dedim ne yaparsın? Bazı alkol sağlığa zararlıdır evet. Fakat bazı sanatçılar da alkolsüzken sahnede hiç çekilmiyorlar. Sanatçı da orkestrası da. Ama o kendine güvenemeyen yani. Yani mesela ben Hakan Altun içki içmeden sahne yapabileceğini düşünmüyorum. Şaka yapıyorsun niye? İlk defa böyle bir şey yani Hakan'la ilgili böyle bir şey duydum. Hayır, alkolsüz yani alkol sahne içince nasıl alkol istiyorsun tamam galiba. Ha sahne için diyorum. Yoksa yani özel onun hayatında alkol niye? İçtiğini biliyoruz. He. Sahnede alkolsüz seyrettin mi? Seyrettiğin için mi böyle beğenmedin? Bir ihtimal yok. Sana öyle söyleyeyim. Hakan Altun'un sahnede alkolsüz izleme ihtimalimizin olmadığını söylüyorum açık ve net bir şekilde. Allah Allah. Bütün sanatçıların çoğu öyle ama mi? Ben de bunun mantığını anlamıyorum yani. Mesela ayık kafa çıkmak mı? Yani şarkıya da daha fazla hakim oluyorsun. Hayır bir de düşünsene sen sarhoşsun müşteri sarhoş. Hayda yani çok da tehlikeli bir şey biliyor musun aslında? Bir de tehlikeli bir şey. Tehlikeli tabii. Bir de detone de olursun sesine. Kendine hakim olamazsın, sesine hakim olamazsın. Bir de şeyin mantığını anlamıyorum. Mesela o alkolü alınca
daha mı kendine iyi hissediyor, güvenli bir rahatlama geliyor herhalde. Galiba ama ben alkollü şarkıcı izlerken tedirgin olurum mesela seyirci olarak. Ben yani, ben otokul, bende yani, kontrol hareketler. Manyaklığı var ya, acaba bir şey mi yapacak, acaba şunu mu yapacak diye. O yüzden seni izlerken çok rahattın, su bile içmedin. Ben hep ayık. Ben çocukluğumdan beri bütün arkadaşlarımı eve de ben bırakırdım arabayla. Bana da diyorlar ki, ben dedi diyorum ki doğal ben sarhoşum diyorum. Senin evet hiç alakan yok. Biz hiç doğarken öyle. Sanmıyor. Doğarken biz, kafamız aynen. Bizim kafamız Arto doğarken. Arto da mesela herkes evet. Diyor ki içki alkol içe ama asla içmez hiç, yani. Ben de içmem. Hiç de sevmem. Evet neyse. Peki devam ediyoruz. Örnek insanlar. Bu arada Seren'in ayık, %100 ayık halini de verelim. Ben bayıltıyorum kendim ayık olarak. Mümkün değil diyerek çıktı biliyorsun. Resimleri var, onları da göstermek istiyorum. Tamam, biraz sonra gösterirsin. Şimdi Mehmet Dinçerler sosyal medyaya veda etmişti. Geri döndü mü? Vedası kısa sürdü. Şu fotoğrafla geri döndü. Acaba niye döndü? Hani avukat bir şeyler var orada, o yüzden saklamaya çalışıyor dedi diye mi döndü acaba? O şeyi lütfen sen bir kontrol et. Çünkü burada Ece Erkin'in eşinin... katilleriyle görüştüğü öne sürülen bir arkadaşı veya bir kişinin orada fotoğrafları var, o yüzden sildi. Öyle mi? Dediler ama hala o kişi oradaysa onunla ilgili değildir o zaman. Bence de onunla, hala orada mıymış? Hani oradaysa onunla ilgili silmemiş. Çok da yok aslında değilse... paylaşımı, bir bakabilirim siz konuşurken. Yani ben ondan olduğunu düşünmüyorum artık, çok kabak tadı verdi diye. Niye geri döndü o zaman? Mecburen, çünkü oradan istediği şeyleri anlatabiliyor. Yani illa birine muhtaç değil. Çünkü çok önemli bir mecra bu mecralar. Bu paylaşımla artık... neyi anlatıyor sence? Geri döndüm, kayaktayım. Bu paylaşım kayakta yani, mıyım? Hani bu paylaşım kayakta falan da değil. Yerde bir gram kar yok. Marka bir mont almış sevgilisi. Paraları buraya harcıyorum diyor. Evet, amcanın daire satılmış. Ben de diyor burada harcamalara devam ediyorum. Bak, bana senin bu kadar... sayende sayfanın en altına falan gittim. Bayağı Afrikalı çocuklara yardım ediyormuş zamanında da bak. İyi de bir çocuk. Yok, bu çocuk için hiç kötü diyen birisi yok. Ya şovu çok sevdiğini Hacca ben biliyorum. Hacca da mı gitmiş? Biliyorum, Hacı mı? İyi de yardım... bir de onun için söyleyeyim. Yani genel ailenin anlamda. Hacı olmasıyla Mehmet'in Hacı olması arasında fark var tabii ki Bilal Bey de. Hacı da Mehmet. Hacı gittiyse kusura bakma da oradaki çocuklara yardım edebilir. İlk önce amcasını evinden etmeseydi. İlk önce ona mesela böyle bir şey olmasa. Amcasını evinden etti. Kaç yaşında adam evsiz kaldı. Evi satıldı. Bu doğru bir şey mi yani? İşte mesela bu doğru olmasaydı insan çıkıp söylemez mi mesela? Kardeşim böyle bir şey yok. Bu bir yalan. Ben söylerim. Haklı olan konuşur. Evet. Haklı olan suçlanıldığı zaman konuşur. Haksız olanlar konuşmaz. Tekrar geri döndü, müjdeyi vermiş olduk. Ev demişken, amcasının evine etmiş demişken. Evinden bir türlü kara bulut eksik olmayan Eser Yenenler, Berfu Yenenler çiftine döneceğiz. Evi önce bir eşek arısı bastı. Şey dermiş, toptan yok olsunlar. Ay Allah korusun ya. Ya ezberiyemiyorum ya. Evi eşek arısı soktu. Ay eşek arısı. Ya eve dilimi eşek arısı soktu şu an. Işte. Eşek arısı bastı, sonra tilkiler indi eve. Yani oraya... Şimdi de ağaç düşmüş. Bu da ucuz olsun diye nerede şey var onları yapmış ama yani. Ama bunun ucuzlukla alakası yok. Lokasyon sıkıntısı var galiba. Hem eşek arası hem tilki aynı zamanda nasıl gelir ya bir yere? Ta uzaklarda. Ha öyle mi? Ev çok uzak mı? Yani uzak ev şehri, olunca... şehrin içinde değil yani bir yani... tilkinin dönüp dolaşacağı yer. Ama çok güzel bir ev ya. Çok huzurlu bir eve benziyor. Evet zaten evlerin içleri zaten de çok ama huzurlu olmadığı belli oluyor işte hiçbir şekilde. Yani olabiliyor yani. Tilki de geliyor. Hani benim de eve bunda iki sene önce bulunduğum içinde yılan gelmişti. Ya bu herhalde oluyor. Delice yaşayanların hepsi bir İstanbul dışı özlemi içindeler. Hepsi bir böyle dingin yerleri ama seviyor. Ama ben de seviyorum Arto. Yani normal hayat, sen metropol adamısın ama. Ben metropol adamım. Ben de doğayı çok seviyorum. Doğamı. Siz sevmiyorsunuz. Ben de hayır, çok seviyorum. Hayır seviyorum ama de yani ben 7-24 ben orada mıyım? Ya, o zaman tilkilerle muhatap olmak yani, durumunda kalırsın. Yani ben ama zaten... gündüz işine geliyorsun. Akşam indi sanki şehirde yani Survivor gibi de yaşayacağım bir yerde yaşamak çok ama güzel. Ama Survivor gibi de yaşayamazsın ki. Düşünsene canın dondurma istiyor, ödül öğünü gibi yok. Al eve depola. Ama yani... Ama başka öyle. Bir şey. Depodan başka bir şey istedi canım bana. Ben şey olurum çok. Panik hayır, yaparım. Ben çok biliyorsunuz genelde şey. Böyle alışveriş merkezlerinin evlerinde genelde evet. Kalıyorum. Evet çok mantıklı. Aynen. Kapıyı kapatıyorum. Ya bir benim tek öyle bir ses yok.
Ama canım istiyor. Eşofmanımla aşağı iniyorum. Ne bileyim alışverişimi yapıyorum. Gidiyorum sinema seyrediyorum. Ziyade... Toplantılarımı tık diye aşağı alıyorum. Evet, yani güzel. Şehir manzarası çok, çok güzel bir şey ya. Yaşanmış, yani. Yaşanmıyor. Doğa manzarası beni ürkütüyor. Ben mesela Batum'a gider gitmez ne sordum biliyor musun? İlk hastane, yakın hastane nerede? Benim paniğim var. Yani ben hemen sorarım. Allah ve Allah. Trabzon'da dediler zaten. Kafayı yedim. Şimdi başka bir bomba iddia var. O da şu. Aleyna Tilki, öyle değil mi Selena Hanım? Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar'ın birlikte kalacakları bir ev aradığı iddiası var önümde. Ay yani bence bu baba asparagas ben olmalı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hiç asparagas eğer olmaz bu. Eğer ki gerçekse Aleyna'ya geçmiş olsun bence. Ben Aleyna'nın artık maalesef manevi açıdan yorulduğunu ve Haldun'a tutunacağını düşünüyorum. Ya da baba özlemi arıyor. Size veya bir şey söyleyeyim mi? Arkasında hayır dağ gibi duracak bir adam mı arıyor acaba? Ben bu Haldun Bey'i ilk gördüğüm günden beri Serenay Sarıkaya'yla da fotoğrafları çıktı. Sen ya. Sen seviyorsun. Ben bu adamı seviyorum. Hayır, ben de seviyorum. Zaten. Bu adam dengeden kaliteli, düzgün ve tamam denge yok. Çünkü bu zaten kilosunu bir vermesi lazım bence. Çünkü bu adam aslında zayıf olsa, şu sakalları falan kesse... falan böyle kendini bırakmış yani. Ya bu senin söylediğin işte 25 yıl öncesine denk geliyor Seren. Zayıf olsa sakallarını kese saçları böyle olmasa 25 yıl öncesine denk geliyor. Aleyna ile zaten evladının arkadaşı olması lazım. Aleyna için söylemiyorum ben. Adamı sevmiyor, beğenmiyoruz ya. Ben beğeniyorum beğenmiyor ya. Değiliz. Ben adamı çok... Yani 20 yaşında bir kızla... yani evet, belki olabilirdi ama her şeyin de bir tarzı var. Tarz olarak da uyumadığı için hani... İşte, bir tane adam görürsün adam 40-45 yaşındadır ama evet, yani evet. Acayip fittir bilmem ne Hakan saadettir. Peker gibidir mesela. İşte aynen. Ki düşün o neredeyse bu 60 Hakan yaşında. Hakan Peker var ya bana bak Benjamin ya. Neredeyse 60 yaşında biliyorsunuz. Evet. Ve şimdi müthiş. Demek ki kilo vereceksin. Ya bak bu işle algı görüyorsunuz değil mi? Kilo tabii. Vereceksin. Kendine bakacaksın. Belki o zaman bu kadar göze batmayacak. Aynı Pınar Altun'un kocasının. Yıllardır ay, herkesin hayatı. Yani çocuk sincap suratlı çünkü yani Pınar'ın kocası. Çocuk suratlı. O 70 yaşına da gelse öyle olacak yani. Pınar'ın şanssızlığı o. Yoksa arada 20 yaş farklı olan bir sürü insan evlilik yaptı. Herkes de çok mutlu. Ama onlara taktılar. Niye çocuk küçük gösteriyor diye. Yani. Şimdi Haldun ve Aleyna'nın birlikte kalacakları bir ev arayışı içerisinde olması iddiası tabii ki bana göre çok çok büyük bir hata. Yani birlikte yaşayacak bir ev yani Haldun Demirhisar Havva Hanım'dan daha büyük bir yaş. Yani bu yaş olayına çok takılmak istemiyorum ama buradaki maneviyat çok uzak geliyor bana. Şimdi Aleyna'nın evini o birileri öğrendi. Evine girdiler, sapık dediler, bir şeyler dediler. Çocuk ha, belki altlar, adam ona yardımcı adam da olabilir. Adam da bayağı Türk filmlerinden Hulusi Kentmen çıktı başıma ya. Bize yardım eden birisi çıkmadı. Ya. Hulusi Kentmen var yani. Bir de şey vardı eskiden bir Salih Beyazlar içerisinde gelir herkese yardım eder giderdi bir dizide. Kim? Salih. Salih kim kız? Yani adam şimdi kanal kapağını söyleyemeyeceğim skandallardan dolayı. Ama bayağı sen bayağı şey kanatsız melek mi abi yani? Ama yardımcı oluyor. Ama yani ya. Belli ki zaten okumuş iyi bir adam, iyi görgülü. Kayıtlı hani, evet. Bir de bir çıtırda bazen, magazinde bazen seviyorsan başka güzel bir şey olay. Biraz ya. Da bunlar şöyle. Hani genç kalıyorsun ya yaşında ilerleyip ruhu genç kalmak. Bir de bazı insanın ruhu çocuk ve genç kalıyor yani. O hani adamın tipini beğenmiyoruz. Şu anda kilo almış, kır saçlı falan ondan yerden yere buluyoruz. Adamın tipiyle uzaktan yakından ilgim yok. Evet ondan bahsediyoruz. Şu anda tipi yani mesela Mustafa Sandal da şu anda 50 yaşında mesela. Mesela Mustafa'yla bir dakika Mustafa'yla Aleyna'yı görmüş ama olsaydı o zaman acayip bir, olmayacaktı evet, ama. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen fiziksel olarak da zaten adam iyice çökmüş diyorsun. Bu arada bu adam galiba çok iyi bir arkadaş ki Serenay'da Cem'den ayrılır ayrılmaz bu adamın evine gitmişti. Bazı iyi adamlar işte bazı adamlar siz de ayrılınca ona gidersiniz. Biz, biz ayrıldık hiç Haldun'a gitmedik falan. Ben Haldun Bey hemen ya, bu gider var ya bu bak bu hemen gider. Ben, Haldun ben çok kötüyüm. Ben mi? Hiç, yani o ama çok tatlı bir adam. Tatlı. Adamı, adam şey gibi Noel Baba benziyor. Gibi. Değil mi? Bravo, Noel Baba aynen. Gibi. Hediyeler dağıtıyor. Deliklerle geziyor bence. Gibi. Adam. Kaliteli bir adam kaliteli. Bence. Kaliteli. Anladım. Yani. Adam Alaska'da. Ben bu adamı yazın bizim Bedri Rahmi koyu var. Teknelerin uğrak bir koyudur orada. Bir restoran var. Orada
Görüyor musun? Hep adamı. Yani adam düzgün bir adam çocuklar. Hakan Peker 61 yaşında. Hakan büyük. Birazcık daha var. Kendine dikkat etse keşke. Oha. Daha da genç görünecek. Şu anda var ya Hakan. 30 yaşında. Yediğini içtiğini. Yıllardır 30 yaşında duruyor. Kesinlikle, şaka gibi yani. Kesinlikle. Ay onu bir görelim ya, bir gün gelsin gerçekten. Arkaya bakar mısınız? Bizim arkaya baksanız arka. Allah seni kahretmesin. Ay Allah. Ver ya. Bari hadi ver. Bir şey, ay ve en beter söylersem benim. Olur üçlüsü. Ya bence ekrana ver ya. Artık en güzel bir şey. Hayatım bakayım. Biz İzmirliyiz bu. Bana bak, bir kadın var ya şey. Almanya'da yayınlanan. Sus! Nereye dudaklar kapanmıyor? Valla ben sizden daha güzelim en tabii azından canım. Bak burada. Ama bir şey söyleyeyim, benim saçlarım bana, bir de koy. Bana bakar mısınız? Ay sen, hayır, seni ben, hiçbir şey kurtarmaz bir aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Ben kime benzemişim biliyor musun? Hani bir tane Almanya'da bir fenomen kadın vardı, neydi? Ay biliyorum, sus. Sus, başımıza sarma. Ay, anladım ya. Bilal bunlarla uğraşıyor görüyorsunuz. Ya bizi ne hale getirmiş ya. Güzel ya. Güzel. Bir şey tamam, hadi. Öyle yaptırsana yayını. Seslendirme yap. Bu şekilde bir olur. Sen Seren bir şeye şaşırmışsın. Artı, artı. Bana bak bana. Benim ağzım kapanmıyor, orada hayır, da kapanmıyor. Ne bileyim. Bana bak. Bana bak beni ya. Beni bu hale getiriyorlar canım. İnternette birkaç tane sayfa var. Bütün gün benimle uğraşıyorlar. Eşleri güçleri de yok. Hiç o düşmanı bak, uzakta aramana gerek aynen. Yok hayatım. Meğersem servisi Bilal yapıyormuş. Güzel. Bunları çok koyabilirsiniz. Süper. Ya ne kadar aynen. Kendimize barışık olduğumuzu da ekipçe yani. Bilelim. Ay, tamamdır. Bak, şimdi. Ay benim sağdaki ya. Ben böyle ama. Ama sen benim bir şey mi söylüyorsunuz? Ben bunu afiş resmi yapıyorum. Sen sahnelere gelin. Sen var ya baba iş alırmışsın. Devamlı ama duramazmışsın. Bu arada bu internette, Instagram'da bir filtre. Hayatım ay, nerelisiniz sorusuna İzmirliyiz ya. Cevabı verdikleri enteresan bir filtre. Biz de onu çok yapıyoruz kendi aramızda. Peki şimdi. Geçtiğimiz günlerde bunu Alişan da yapmış. Hatta çocukların dadısıyla falan yapmış. Alişan hatırlıyor yapmasına musun? Gerek yok bir aşkım. Ama Alişan'ı geçeceksin. Aa, kendine değil. Şimdi. Alişan ve Buse Varol evliliğinde kara bulutlar mı dönüyor? Özellerinde kara bulutlar mı var? Dönüyor, bir şeyler var. Dönüyor, birisi bir kardeşinin dönüyor. Yasını tutmak isterken diğeri kızının anını kaçırmak istemedi. Doğum günü bir krize sebep oldu. Buyurun. Babası kardeşinin yasını tutmak. Annesi anı yakalamak istedi. Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz bir yaşına anne ve babası arasındaki resleşmeyle merhaba dedi. Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol için ayrılık çanları çalmaya başladı. Ünlü çift hakkında ayyuka çıkan gerilimin detaylarına sadece söylemezsem olmaz ulaştı. Evliliklerin noktalama kararı alan ünlü çift hakkında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. 2018 yılında hayatlarını birleştiren Alişan ve Buse Varol, magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri oldu. Burak ve Eliz isimli iki evlatları olan çiftin evliliklerinde şimdilerde kara bulutlar dolaşıyor. İkilinin aylardır ayrılacakları konuşuluyor. Ayrılık iddialarını gerek Buse gerekse Alişan her seferinde yalanlıyordu. Böyle birlikte 3-4 böyle devam edecek galiba. Gerçekten. Bir kez daha ateş olmayan yerden duman çıkmadı. Çift arasındaki gerginlik geçtiğimiz gün 1 yaşına giren kızları Eliz'in doğum günü kutlamasında gözlerin önüne serildi. Eliz'in doğum gününü Alişan ailesiyle Buse ise lüks bir otelde düzenlediği doğum günü partisiyle kutladı. Çiftin böyle bir günde bir araya gelmekten kaçınması magazin gündemine bomba gibi düştü. Gözünü seveyim ya. Böyle şeylerle hani söyledim ben zaten. İkili arasında karşılıklı resleşmenin sebebinin ise kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ve ailesinin eğlence yapılmasını uygun görmemesiydi. Buse Varol'unsa kızının birinci yaş gününde özel bir tören yapma konusundaki ısrarı olduğu iddia edildi. Haberlerin ardından gözler ünlü çifte çevrilirken ilk tepki Buse Varol'dan geldi. Varol, Eliz'in oteldeki kutlamayı Alişan'ın organize ettiğini, ailesi ve Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Hanım'ın da katılacağını ancak sonradan vazgeçtiklerini söyledi. Alişan'ın ailesiyle bir sorun
olmadığını da ekleyen Varol, Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine, beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha bir yaşına girmeyecek. Gerçekten sorun yok. Alişan tabii ki bana gel dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yaz sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum. Varol'un açıklamalarından sonra söylemezsem olmaz bombayı patlattı. Alişan ve Buse'nin ortak arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen barışmaya yanaşmadı. Buse Varol boşanmak için avukatına giderek Alişan'la köprüleri attı. Ki söylemezsem olmaz izleyicisi, lütfen bunu bilin. Çok güvenilir bir kaynaktan aldığımız maalesef üzücü bir haber var. Şu anda çok büyük bir kriz var ve Buse avukata gitmiş. Buse'nin hamlesinden sonra Alişan'ın da boşanma işlemlerini başlattığı öğrenilirken çift arasındaki gerilimin perde arkasına dair ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı. İzin verir misin? Zaten bugüne kadar olmadığı için seçtim Buse'yi. Buse Varol ve Alişan'ın ailesi arasındaki gerginliğin Selçuk Tektaş'ın ölümü yüzünden olduğu iddia edildi. Alişan'ın ailesinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın ölümünden Buse Varol'u sorumlu tuttuğu iddia edildi. Şok eden iddianın arkasında ise Selçuk Tektaş'ın ailece çıkılan Kıbrıs ve Antalya tatillerinden sonra koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetmesi yatıyor. Aile bu tatile Buse Varol'un ısrarlarıyla çıkıldığını unutamıyor ve gelinlerini bu ölümden sorumlu tutuyorlarmış. Daha neler? Yani iddialar tabii bu yönde. Biz bunları şimdi tek tek konuşacağız. Buse'ye de mesaj attık. İsterse bize cevap söyleyebilir. Dün de söylediğimiz gibi avukata gitmiş Buse demiştik. Bu konuyu yalanlamıştı ama biz bunun doğru olduğunu biliyoruz. Buse avukata gitmiş değil mi? Ne detaylar var Seren sende? Çantanda ne var bugün? Yok yani Buse tabii her kadının aslında içerideki problemi dışarıya anlatmamak, kamufle etmek gibi güzel bir şey olabilir. Evet. Hepimizde vardır bu. Orada bir problem yok. Problem şu bence. Tabii ki bir ölüm var, bir yaz süreci var. 7 ay oldu ama... 7 ay be aşkım artık yani tamam tabii ki... 7 ay diye düşünüyorum, yanlış da olabilir ama... Ya da 5 ay minimum olmuştur, 5-6 ay yani. Tabii ki bir kere Alişan'ın içinden bu belki bir ömür de gitmeyecek olabilir. Yine söylüyorum. Ailenin de üzüntüsü ortada ama zaten Alişan'ın bu doğum gününü organize eden Alişan... Demek ki vazgeçirilen, şimdi bunun baştan itibaren... Vazgeçirilen de Alişan. 6,5 ay olmuş. Şimdi yani şöyle, yani bir şekilde bu organizasyonu hani dersin ki mesela benim çocuğum bu doğum gününü görmeli. Yarın anılarımızda birinci yaş fotoğrafları olmalı annesiyle babasıyla. Yani ailede ölüm yaşanmış olabilir ama bir taraf mutsuz olacak diye kendi karını ve kendi çocuğunu, ilk önce ailen, senin çekirdek ailen, bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin, evlendikten sonra anne baba ve çocuktur. Tabii ki kardeşinin yasını tutacaksın. Bu kız da tuttu zaten sizinle beraber. Evet, ama yani şimdi çocuğunun da değil mi bir doğum günü geldiyse... Ama Alişan'ın içinden gelmiyorsa mesela hani... İçinden gelmiyorsa o zaman bu organizasyonu zaten baştan sonra planlayan niye ertesi Alişan günü o zaman resim veriyorsun madem öyle? Yani niye o zaman o doğum gününün resmi veriyorsun o zaman? Anladım, çünkü o zaman bence aile, anne tarafından dediler ki biz doğum günü falan kutlayamayız dediler. Alişan da ailesini çiğnememek için o doğum gününe gitmedi. Olur ama ertesi gün o zaman niye koyarsın? O zaman hep birlikte yine bir doğum günü gibi bir resim. Nasıl yani? Ertesi gün koymadılar mı? Ertesi gün yani aynı gün şey koydular. Ne koydular? Ailenin, Suzan Hanım'ın evinde yapılan. Evet. Ama yani anladın mı? Sonuç olarak bir şey söyleyeceğim. Sonuç olarak orada Buse var mıydı? Yoktu işte. Şimdi bu çok yanlış bir şey. Tabii. Çok yanlış bir şey. Sonuç olarak... Burada bu başka bir gövde gösterisi var. Çok yanlış bir şey. Bu fotoğrafı çünkü diyorum. Çünkü burada başka gövde gösterisi var. Tabii minik bir pasta kesiliyor sadece bu. Organizasyon yok ama Buse'nin olmaması dikkatlerden kaçıyor. Demek istiyorlardır. Yani şatafatlı ama insanın da çocuğu bir kere doğuyor ve bir kere birinci yaş günü oluyor. Yani ben de isterim ki onun yarın albümünde
güzel fotoğrafları olsun isterim. Yani ama burada ne var? Daha acı bir şey oldu. Buse bu yaşını hiç unutmayacak kızının mesela. Daha kötü. Kızı da bence babasının olmadığı, beraber annesiyle babasının olmadığı fotoğrafları bence hiç unutmayacak. Benim de 5 yaşından beri sonra babamla annemin bir arada resmi yok. Bu benim içimde korkunç bir acıdır. Yani dolayısıyla buna neden olanlara kızıyorum ben. Yani aileye şunu söylüyorum gerçekten. Yani siz orada... Buse'yi oraya çağırmayarak, yani o onun evladı, yani hani Alişan'la Buse'nin çocuğu, yani siz oraya gitmiyorsunuz. Çok enteresan. Ondan sonra ya. Orada bir şey etmemek. Yapamazsınız. Evet ve bunu da çok söylüyor yanlış. Kız. Kız özellikle söylüyor. Zaten, çok yanlış. Tabii, özellikle söylüyor ki belli ki burasına gelmiş. Tabii. Ama nasıl çağırmazsın ya? Evet. Ama ben ama evlenirken göndermiş, ben böyle baskın bir aile. Böyle her şey evet, karışan bir aile. Evet. Ben ilk günden beri dedim ki Alişan'ın ailesi. Her şeye yani bugüne kadar para kazanmış onlara vermiş. Yani Alişan da burada şimdi kurban diyeceğim ama bunu yanlış anlamayın. Bunu psikologlar da söylüyor. NLP'li herkes söylüyor yani. Bir ailede bir kurban seçilir. O herkese bakmak zorunda. Herkese koşmak zorunda. Herkesi memnun etmek zorunda. Özellikle anne seçer bunu. Yani ailede. Ben hani Alişan için söylemiyorum. Genelde ama bu var bizim şeylerde. Bütün mesela 5 tane kardeş var. Aile bir tane çocuğu seçiyor. O diğer çocukları okutuyor, ona bakıyor. Öbürküsünün ailesine, öbürküsünün kirasına, annesine bakıyor. Kendi ailesine, kendi mutluluğuna diyor. Mesela bir yere tatile mi gidecek? Eyvah diyor, ben tatile gidiyorum şimdi. Bizimkiler üzülecek diyor. Tatil resimlerini koymuyor. Çünkü neden? Ailesine karşı kendini sorumlu hissediyor. Halbuki bu çok yanlış bir mantalite. Sen karınla ve çocuğunla tabii ki mutlu olacaksın. Sen yasını da tutacaksın. Sen karınla ve çocuğunla çocuğunun organizasyon, doğum günü organizasyonu da kutlayacaksın. Bu da senin çocuğuna olan görevin. Sen başkasının, kardeşin bile olsa o tarafı mutlu ederken bu sefer kendi hayatından her şeyi, herkesi aynı biçimde mutlu edemezsin. Bunu seçmen lazım. Birinci yaş yani çok bu kıza önemli. Da yazık. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Artık şu anda mutlu görünüyor mu? Ne olursa olsun televizyon programına çıktığında gülüyor mu? Espriler yapıyor mu? Ya da bilmem ne oluyor görev mu? Görev gibi yapacak mıydı onu da? Hayır. Bunu daha çok görev gibi yapması o gerekiyor zaten. O zaman tamamen bırak yani. Şimdi tabii. Yas zaman, nasıl bir yas, şeydir biliyor musun? Aynen. Yasın yani, yarımı olmaz o zaman. Bazı gayrimüslimlerde de olur. Yas ne olursa dünyayla irtibatını koparırsın. Tabii yas bu demek o zaman. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmazsın. Tabii. Gülmezsin, etmezsin, eğlence programı yapmazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Sahneye de çıkıp şarkı söylemezsin. Tabii. Diyemezsin ki bu benim işimle öyle bir şey. Yassa bu yas böyledir. Yani aslında yani, biz bu konuda Buse'nin haklı olduğunu düşünüyoruz. Buse haklı. Ya evet ya yani haklı. Ki Alişan arkadaşımız, ailesi çok ben, daha Alişan tanıdığımız benim ve yakınım sevdiğimiz yani ve çok seviyorum Alişan'ı. Olmasına rağmen ama Alişan, doğruya doğru işte. Sonra bir şey daha koyayım. Karı koca kavga edebilir. Bir kayınvalide diyecek ki oğlum git evinde kal. Burada kalma. Olmaz. Çünkü evin kapısını açmayacaksınız. Çünkü burada yani, kangren bir şey yok. Yani burada ufak bir şey ben, var. Ben derim ki yani benim kocama kapı, benim mesela ben olsam kayınvalide. Evladım git derim karının yanında yan odada kal ama burada kalma. 5 gün, 6 gün, 10 gün anasının yanında kalacak. Ben orada tek başıma kalayım. Bu ne demek ya? Böyle bir saçmalık olur mu yani? Yani peki size sadece bir şey yani sormak istiyorum. Peki Buse'nin de bu kadar, şimdi burada da Buse'ye kızıyorum. Bu kadar çabuk avukata gidilir mi ya? Gidilmemesi gerekmiyor bu kadar mu? Çabuk, eğer ki gidilmişse. Bu bardağı son taşıran damla ise gidilir. İşte. Çünkü bize ben o kadar bunu... güzel bir aşk, o kadar güzel bir aile tablosu veriyorlar ki... Şunu, o yüzden bunu soruyorum. Bak Arto, aşk yaşanır iki kişi. İki kişi tek başına kalsa, ya, müsaade verseler yaşanır. Ama aileler işin içerisine girip müdahale etmeye başladıkları zaman, o zaman ve erkek de buna çok izin veriyorsa... Bunu da biliyoruz bir zaten. Kadın hani... da buraya kadar geliyor artık. Yani bu kadar çok... Şimdi mesela orada bir kutlama yapmak ve Buse'nin orada olmaması. Şimdi hepsinin bu doğum gününe gelecekken gelmemesi gerçekten... Değil mi? Enteresan o zaman aslında düşündüğümde. Çok yanlış ya. Çok, çok saçma. Yani Alişan'ın kardeşi için ne kadar çok üzüldüğünü herkes biliyor. Ama Alişan bundan sonra her kahkaha attığında biz şunu mu düşüneceğiz? Aa yasa bak, bitmiş. Evet. Bu değil yani. Aynen. Yas tutmak bu değil yani. Çünkü... Ve sen içsel olarak zaten acına çekiyorsun. Buse de gelin olarak yapabileceği yani her şeyi yaptı aylardır. Ama ben de çocuğumun doğum gününü kutlarım. Sen de baba olarak kutlamalısın.
yeğenleri de gelsin, annesi de gelsin. Öyle bir doğum günü kutlam. Ne demek, niye kutlamayayım? Benim çocuğum bir kere gelecek o yaşa, ilk yaşa. Olur mu öyle şey? Ya olmaz. Şimdi burada Buse yazıyor olsun tabii. Bu benim fikrim yani. Ben Buse'yi falan biliyorsun hiç tanımam. Merhaba, merhaba, merhaba yani. Üç kere merhabam var, o kadar. Ama tabii, tabii. Yani haklıya, haklı. Ben de hiç hani. Sadece ya şöyle söyleyeyim, vallahi Kur'an çarpsın, yemin ederim evler falan ayrılmadı. Alişan niye gelmedi doğum günü dedim. Biz evler ayrıldı demedik zaten. Evden şey dedim ya. Evden, annesinde kalmış, annesinde falan kalmış diye şeyler var. Kaan da gelmedi doğum gününe, kız erkek kardeşim. Babam da gelmedi, onun babası da gelmedi. Sadece anneler ve çocuklar vardı doğum gününde diyor. Yani Buse aslında yani hiçbir sorun yokmuş gibi paylaşımlar yapıyor benimle. Fakat söylemeyi... Canım var, var, var çünkü kaynaklar da tabii anlatıyor, çok tabii sağlam. Yani Alişan anlatıyor bunu etrafında, benim de dediğim gibi bir tık bir yumuşama var belli ki. Ama tabii ki Buse'de, bunun için ayrılır mı canım ya? Biz arkada bunu konuştuk. Dedik ki bu kadar güzel giden bir evlilik en azından bizim gördüğümüz bize geçen. Ya bu kadar saçma salak bir şeyden. İki tane evladınız var tabii, aman. Yani çok da bir güzel aileye gidiyor. Bir kayıp, bir de üzerine yani bir yuvanın dağılması çok fazla gelir. Büyüklerin toparlayıcı olması gerekiyor. Sonuçta Alişan'ın ailesinin de yıkılması Alişan'ı tamamen ruhen bitirir. Tabii. Haberiniz olsun, bu bir savaş değil. Kim kazanacak, kim galibiyet. Bu bir ego değil. Ben bir anne olarak neyi kesinlikle düşünürüm biliyor musun? Hı-hı. Ben oğlumu doğru bir kadına bırakabiliyor muyum? Çünkü ben yaş olarak da hani herkesin sıralı ölümde düşündüğünde ben çocuğumu iyi birine emanet edebiliyorum mu diye düşünüyorum yani, biliyor musun? Onunla kişilik savaşına girmek, savaş yapmak, o benim oğlum. O sen kaç yıllık karısısın ki? Değil. Belki onunla 50 yıl kalacak izin verirseniz. Belki o onun altını değiştirecek. Belki o ona bakacak hayat boyu. Dün de burada konuştuk. Evet. Yani o senin kaç yıllık öyle zamanla bunu şey yapamazsınız, değerlendiremezsiniz. O onun karısı olmuş, bitti. Karısı. Bir de her şeyi bırak, iki tane yani, güzel çocuk doğurmuş. İki sonra tane Alişan ben size bir şey söyleyeyim, çocuklarından ayrı yaşayacak. Çocuklarından ayrı yaşayacak. Buse ile ayrılacak. Alişan artık ikinci bir üzüntü kaldıramaz. O yüzden aile büyüklerinin kıssalar bile evladım karındır, öyledir, şöyledir. Orta yolu bulacaksınız. Ayrımcılık asla. Çocuğunuz eve gelirse almayacaksınız. Karının evine gideceksiniz. Yan odada yatsın ama evinde kalsın. Yani bunları ailelerin çok önemsemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu şimdi ben Alişan'dan aldığımız bir bilgi diyeyim. Şu an kendisi yayında. Evimde kalıyorum. Süper. Diyor. Bunu bilmemizi istiyor. Ve düzelecekler inşallah. Tabii. Bir sıkıntı var. Yine olabilir. Ama yani çocuklar için düzelmelerinden başka. Tabii onlar aileler yani, ya. Yok. Bu kadar majör bir şey değil yani. Allah Allah, bunu millet neleri düzeltiyor ya. Kenan Doğulu, Beren Saat'i düşünün. Ne büyük problemleri vardı biliyorsunuz yani, neler. Alişan şunu düşünmeli. Alişan çok iyi kalpli bir çocuk. Çok iyi bir çocuk. Yıllardır ailesine baktı falan. Ama şimdi onun da bir ailesi var. Onun da çocuğu var, karısı var. Şimdi o da onları düşünmek zorunda. Şimdi ömür boyu da hayır yas tutacağız çocuğa bunu alma. Yas tutacağız onu alma, onlar üzülürler. Onu yapmayacaksın, bunu yapamayız. Bunu yapamayız. Bu yani bunu yaptınız, üzüntünüzü içinizde yaşayacaksınız. Ama bunu kendi çocuğunuzun mutluluğundan çıkarmayacağız. Çünkü bu yanlış bir şey. Ne derler? Yok öyle bir şey. Sen nasıl kardeşin için üzüldüğünü bütün Türkiye gördü. Herkes biliyor bunu. Evet. Alişan kendi evinde kaldığını söylemezsem olmaz'a söylemiş oldu. Bir sıkıntı var ama çözülmeyecek bir şey değil. Buse de aynı şekilde. Buse de zaten biraz önce bana evleri ayırmadık. Kur'an çarpsın, böyle bir şey yok. Kaan da gelmedi, babalar yoktu, anneler vardı diyor. Kaan Buse'nin erkek kardeşi. Ama bir avukat olayı vardı. Sanırım fevri davrandılar ve hızlı düşündüler. Evet, hızlı. Yani ama ben ne demek olduğunu çok iyi biliyorum, hızlı düşünerek Okunyay'dan çıkmasının, geri dönmemenin. Çok saçma. Oturup konuşulmayacak bir şey yok ama halledeceklerine inanıyoruz. Ya iki kişi kavga edebilir, fikirleri ayrı olabilir. Ama bunun içine dış etkenler ve iki tarafın ailesi girdiği zaman bu işin içinden çıkılmıyor. O yüzden buradaki erkeğin de kadının da ailelerinin
evliliklerinin sınırına ne kadar yaklaşıp yaklaşamayacağını dengelemesi çok önemli. Erkek ve kadın da anneleri, evet, babaları ne kadar yaklaştırıp yaklaştırmayacağını kendi karar verecek. Kesinlikle. Çünkü o evin bireyleri belli. Siz en fazla yan etmenler olabilirsiniz. Evet, biz kötü günümüzde yine ailelerimize çünkü koşuyor onlar da, olabiliriz değil mi? Ama... Hayır, onlar da kendi kocalarıyla ve çocuklarıyla ailelerdi ya. Evet. Şimdi buna evet, saygı göstermeleri, evet, lazım. Şimdi de çocukları bir çocuklarının aile oldu. Çocukları var. Yani. O yüzden artık biraz saygı göstermek. Artık bir adım geride durmayı bilmek lazım diye düşünüyorum. Ya inşallah, bence toparlayacaklarını düşünüyorum. Burada Buse çok önemli bir rol oynuyor kadın olarak. Sarıp sarmalaması ve... Yok, Ali'nin de kesinlikle mutsuz olmaması gerekiyor. Bu, evet, sefer çöker. Çünkü tabii, Ali şu anda kardeşinin kaybını çocuklarına sarılarak, ailesine sarılarak teselli buluyor. Çocuğu bir de buradan yaralarsanız çocuk kendine gelemez. O zaman hiç kimseye de bakamaz. Kimseye de faydası olmaz. Hayır olmaz. O yüzden bana göre biraz rahat bırakmak lazım bence. Peki şimdi reklama gidiyoruz. Neler oldu? Alişan ve Buse aslında ayrı ayrı aynı evde kaldıklarını, bir problemin olduğunu ama halledebileceklerini söylediler. Sadece süper, söylemezsem olmaz'a yapılan bir açıklama. Alişan, evimde kalıyorum. Problemleri çözeceğiz. Çocuklarımız var tarzında bir açıklama yapıyor. O zaman şimdi reklamlar dönüşte enteresan bir röportaj izleteceğiz size. Diyeceksiniz ki Yıldız Silbe'yi galiba artık kaybettik. Reklamlar. Reklama giderken Buse Varol ve Alişan'ın ayrı ayrı aynı evlerde, ayrı ayrı açıklamalarında aynı evde kaldıklarını, evet bir problem var ama aşacaklarını deklare ettiler. Doğum gününe zaten hiç erkek gelmedi dedi Buse. O yüzden Alişan'ın da gelmemesinin normal olduğunu söyledi. Sadece anneler ve çocuklar vardı dedi. Ya ama bunların hepsini dedi de o zaman beni niye eve çağırmadıları niye dedi o zaman. Evet, yani, işte asıl problem yani, o zaten. Yani sonuç için olarak, yani. Hayır, biz önemli değil. Yani tabii etrafa her şeyi de söylemek istemiyorlar. Belki de Alişan dedi ki niye bunları böyle yaptın? İşte tepki almama neden oluyorsun falan filan dedi. Tamam, biz onu kapattık. Yani biz ne diyorsanız okey. Ama en azından biz de bunları söylemiş olduk. Çünkü dediğim gibi Alişan'cığım artık sen önüne bakacaksın. Yasını tutacaksın, içinden üzüleceksin, evet, evet, ömür boyu eksikliğini hissedeceksin. Bu bir kader. Buna isyan etmeyeceksin. Ama çocukların var senin. Dünya güzel, Allah bağışlasın. Anne, dünyanın en güzel şeyi anneyle babayla büyüyen çocuklar. Bunu unutmayın. Evet. Yani. Hayır, bir de zaten Alişan da aileci bir çocuk. Yani bu da artık senin yani ilk aile. Yani bile ne kadar artık düşkün. Artık bu aile. Şimdi yani, burada bu aşamada kim devreye girmeli biliyor musun? Demet. Demet. Yani Demet'in, işte aile büyüğünün, yani hatırı sayılır bir dostlarının devreye girmesi korkuyorum, şart. Korkuyorum Demet girerse daha çok bozulur. Hayır, Demet bunu çözer. Demet bir de bir şey söyleyeyim mi? Demet 3 yıldır ne kadar uzlaşmacı oldu belli değil ya. Evet. Yani kendi evet, derdi. Evet. Demet var ya, sana bir şey söyleyeyim. Kötü gününde yanında olmayan kişiyi siliyor. Haklı, çünkü kötü günde ilk o gidiyor ya. Doğru söylüyor. Onun yanına gitmeyeni siliyor, haklı. Ama sonra yine barışıyor. Kızın kim tutmuyor? İlginç. Kendi kimin zor günde yanında oluyormuş? Herkesin ya. Deli misin? Zor günlerin başlığı rolü o hep. Hep o var. Yani tabii şimdi Ali ile çok yakın arkadaş. Yani bence devreye direkt Demet Akalın girmeli. Ya Demet Akalın, Demet girsin devreye. Ama mantalite değişmedikten evet, sonra bu yarın öbür gün gene. Evet, hep olacak yani, iş değil bu. Bu şöyle diyecek. Anneciğim, babacığım, siz benim canımsınız. Başımın tacısınız. Sizin yeriniz ayrı. Ama karım da evladımıza böyle bir doğum günü yapmak istiyor. O da onun hakkıdır. Yani bir tarafı, yani sen orada iki tane mum üfleyecek diye senin çocuğun, senin ailen bunu dert etmemeli. Bu doğru değil. Bu mutluluk da değildir zaten. Bu değil, bu görev yani. Yani o çocuğuna karşı da görev ya, yani. Ya biz bir yaşındaki olmaz çocuğa öyle bir doğum günü yaptık ki, hatırlayın biz zaten bir de o dönem ayrıydık biliyorsun. Yani benim öyle doğum günüm olmadı ya. Çünkü anne çok özeniyor. Yani yaşı olacak, ilk yaşı olacak falan. Babasıyla yan yana olsun. Hepimiz çocukluk fotoğraflarımıza bakmıyor muyuz? Evet. Eşek kadar olduk yani. Hepimiz doğum günü küçüklük fotoğraflarımıza bakıyoruz yani. Kötü anılar bile hatırlamak lazım. Oradaki alt metine bakıyoruz. Yani. Nasıl olmuş? Benim için ne yapmışlar? Sevdiklerim bir arada mı? Değil mi? Ne olmuş? Yani olmaz. Yakışık almaz. Daha yeni bir işte kaybın oldu. Yok. Hayır. Alişan bunu layığıyla yapıyor. Ama bırakın ailesine de olan görevlerini yapsın. Çocuğuna da.
Yani hep şunu düşünmesin erkekler. Ya ben karımla bir mutlu bir şey yaşayacağım. Acaba benim ailem üzülür mü? Ben tatile gideceğim. Acaba onları da mı tatile götürsem? Yani devamlı böyle bir şey yüklemek bir insana o kadar kötü bir şey ki. Yani bir de son anda düşünsene Merve'nin son anda gelmemesi biraz tuhaf. Hani son ana kadar geleceğini söyleyip Merve'nin yani eltisinin orada olmaması tuhaf. Bence anne yani büyükler dediler ki evet bence öyle düşündü. Çünkü şöyle bir şey dedi Buse. Merve ve çocuklar geliyorlardı. Evet. Baştan beridir kayınvalidem geliyordur hiç demedi çünkü. Evet. Merve ve çocuk son anda onlar da gelmekten vazgeçtiler dedi. Büyük bir ihtimalle ben annesinin de acısına evlat kaybetti. Tabii ki çok üzgünler ama Alişan da onun evladı ya. Hayatım şu fotoğraf veriliyorsa o fotoğraf orada da verilir. O kadar. Aynen. Yani bu fotoğrafı vermişseniz kızınızın, tabii, gelininizin kesinlikle, orada da verebilirsiniz. Kesinlikle. İlla vur patlasın, çal oynasınlar isim vermenize gerek yok. Şu fotoğraf nasıl verilmişse o fotoğraf o kızcağızın da. O size yalnız gelin gelmiş. Yalnız. Yalnız bir kız almışsınız. Tabii. Kızınız olarak düşünüp bazı şeyleri annelik... Canım vasfıyla, o da torunu, o da oğlu. Sarıp sarılma. Tabii canım. O da torunu, torunları, o da oğlu. Aynen. Yani. İşte evet bir süre sonra şey der yani, insan. Hani onlar torunsa hiç, benimki ne? Hiç boş yere top çevirmemize gerek hayır, yok ya. Hayır ama şu, en kötüsü de şöyle yani torun bak burada hepsi var Buse yok. Yani evet bu Merve olmaz. Hanım da var bir yani, sonraki karede. Bu, efendim? Merve de var bir sonraki karede. Bu olmaz. Yani o doğum günü bir kere. Burada bir kezdir. Kız dışlanmış o kadar. Bir kezdir o doğum günü bir kezdir ve bütün aile içinde yani olmalıydı. Neyse oldu artık. Yok. Artık aynen oldu. Artık oldu ama en azından bakın biz yabancıyız ve eğiliz. Siz belki birbirinize bunu söyleyemezsiniz ama dışarıdan görünen ve gerçekten doğrusu bu. Yani herkes anne, baba ve çocuk. Bunlar aile artık. Bir sizin bu... zamanında Alişan'ın annesi babası nasıl Alişan ve kardeşiyle aileydiyse şimdi de onlar ailelerini kurdular. Bu değişmez bir kural. O yani, artık sizin evladınız bırakın, ama herkes, bunun bir ailesi var. Benim de şimdi çocuğum olmuş, kız çocuğum olmuş. Ben de isterim Uğur Böcekli arkada güzel böyle fotoğraf yani böyle şeyler ben de isterim açıkçası. Ama bu demek değildir ki ben kaybettiğimize saygısızlık. Yani bunun yasını da tutarım. Aynen. Ama bunu şimdi ömür boyu hayır benim çocuğum eğlenemez. Benim çocuğum pastası işte böyle şey çok süslü olamaz. Vallahi niye? Hayat, çünkü öbür yani, öyle bir şey yok. Hayat böyle bir şey öyle değil. Öyle değil. Bunu maalesef ömür boyu isteyemezsiniz hiç kimseden. Yani bunu hiç kimse kabul etmez gerçekten. Bak ben Alişan'cıyım çünkü Alişan'ı tanıyorum. Alişan'dan dolayı Buse'yi tanıyorum ama burada Buse tamamen haklı. %100. %100 yani, onu söyleyeyim. Biraz önce Buse Varol aynı evlerde kaldıklarını gerçekten evlere ayırmalık gibi bir şeyin yani olmadığını seni yeminler etti. Vallahi çok kızarım yani. Çünkü güzelliğine kardeşim ya de gelmedi. Babam maşallah da Alişan'ın babası da gelmedi. Sadece anneler ve çocuklar vardı dedi. Alişan da çok üzgünmüş ve aynı evde kaldığını söylemiş. Problemler var ama çözebileceklerini iddia bence ediyorlar. Bence vakit geçmeden anne, baba ve çocuk olarak şu dekor var ya onu rica etsinler o firmadan. Onun evet benim çok bu firmadan rica etsinler bu firmanı bir pastayla beraber anne baba çocuk olarak o fotoğrafı çektirsinler. Eliniz o çocuk için. Evet kesinlikle yani. Çok güzel bir şey söyledin. Çok da iyi topladık. Yani çünkü burada önemli olan Eliz'in anılarıysa. Tabii ki. Eliz'in anılarına sahip çıkmak lazım. Peki Yıldız Silve röportajı. Fazla bir şey söylemiyor. Söylemeye gerek yok. Aynen yani. Çıldırmış gibi. Bir bakalım. Sahnelerin sevilen şarkıcısı, dobra sanatçısı Yıldız Tilbe yine bildiğiniz gibi ünlü şarkıcı hayranlarını kırmadı, fotoğraf çektirdi. Muhabirlerin sorularını cevapladı, şakalaştı. Sevgililer günü de geliyor Yıldız Hanım. Evet geliyor, sevgilim yok ne yapayım sevgililer. Yeri geldi, fena takıldı. Aşk hayat soruları karşısında haberci dostlarımızı nasıl haşladı? Aşk böyle. Aşk. Yok hayatım, siz bıkmadınız mı aynı soruları sormak? Alışveriş sonrası yakaladığımız Yıldız Tilbe arabasının önünü çarpmış. İlk önce geçmiş olsun diyelim. Ne için? Arabanın önünü gördük ama vurmuşsunuz herhalde. Ben vurmadım. Tilbe'yle röportaj yapmak istiyor muhabirler. Ancak hayranları Tilbe'yi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Tilbe poz verirken bombayı patlatıyor. Yıldız Hanım sevgililer gününde ne yapacaksınız?
Yıldız abla, biz de ben çekerim. Hadi hadi çabuk çabuk. Sevgililer günü de geliyor Yıldız Hanım. Evet geliyor, sevgilim yok. Ne yapayım sevgililer? Şarkı yaparsınız siz genelde sevgili. Evet, aşk şarkı. Evet, o kadar, tamam. Tilbe kısacası ne yapayım sevgililer gününü diyor. Gider ayakta muhabiri fena haşlıyor. Sevgilisi olanlar kutlasın, sevinsin, mutlu olsun. Hiç böyle bir şey sildiniz mi? Kafanızda yok mu efendim? Aşk böyle. Aşk. Yok hayatım. Siz bıkmadınız mı aynı soruları sormaktan? Uzun zamandır sormuyordum. Gene uzun zaman sonra aynı soru. Genç hayranları bulmuşlar Tilbe'yi. Yapıştırıyorlar soruyu. Sevgili yapalım mı Yıldız abla? Son kez söyledi artık sorma öyle. Yapalım yapmayalım. Yapın hayatım. Vallahi. Tabii dürüst sevin yalnız. Sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin. Bir tane sevin. Hepsi aynı. Bütün kadınlar aynı. Bir kadın ne? Hepsi aynı. Bir Allah. Erkek ne? Hepsi aynı. Gerçekten. Yıllar sonra fark ediyorsunuz, geç oluyor. Gelin fotoğraf çekin. Valla. Çekin abi, bize. Çekiyoruz şu an. Kim çekiyor? Ver telefonu. Telefon ver. Çabuk ver kardeşim. Çabuk. Telefon aç son. Poz verirken Tilbe yine şarkılara konu olacak sözlerine devam ediyor. Dünyada sevmek kadar ikinci bir şey yok güzel. Dünyada sevmek kadar ikinci bir şey yok. Olmuştur herhalde. Evet. Al. Allah. Böyle hayatta tutan ikinci hiçbir şey yok. İnan ki. Çok sev lan. Yakışır sana. Sağ olsun. Valla. Size de. Evet gidiyorum. Biraz daha sohbet edelim. Çabuk çabuk. Devam ediyoruz. Peki gelelim Yıldız Tilbe'nin sağlığına. Spor yapıyor mu? Böyle asla. Spor neymiş? Hiç. Odadan salona geçerken yoruluyorum. Valla o kadar yani. Evet. Süpersin abi bu. Ya spor da yapıyorsun. Tabii. Anladım bu. Salonla oda arasında. O kadar yani. Mutfak, salon. O kadar. Yıldız Tilbe gidiyorum dedikçe muhabirler sıkıştırıyor. Ancak şimdi bir arkadaşımıza cezayı kesiyor Yıldız Tilbe. Yeni şarkılar bekliyor mu bizi sizden böyle yazıyor musun? Yeni çıktı ya klibim dün değile veri gün. Bunu işten atın. Bunu işten atın. Bunu işten atın. Hayır onunla alakalı değil. Bir röportajını okudum. Abla. Hala bin yıllık sorular soruyor. Telefon sopa. Çok eski de onlar. Abla o zaman ben o zaman işi bırakıyorum. Siz sorun. Bırakıyorum. Tilbe kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını kırmıyor ve iltifat da ediyor. Sizle bildiğimiz Yıldız Tilbe. Ne diyorsunuz? Yıldız'ın hayatında kimse yokmuş. Sevgililer gününün sevgilisi. Filozof gibi kadın bence. Her dediği o kadar doğru ki aslında. Yani deli dolu söylediği için gülüyoruz belki ama. Evet. Yani. Valla o delilik kusura bakmayın da o delilik kisvesi altında her şeyi bence yapıyor. Hmm. Ve her şeyi de deliliğe vurup çok oradan güzel içinden çok güzel içinden sıyrılıyor. Ama söylenmeye bence çok doğru. Başarılı. Söylenmeye de tek kadın seviniyor. Bir kişiyi sevin diyor. Bütün kadınlar da aynı, bütün erkekler de aldatmayın diyor. Doğru söylüyor. Hayır hayır onu demiyorum. Yani ben kendi genel anlamında genel bakıyorum. Politikasını söylüyorsun. Ha, orası olabilir. Ama genelde kadın erkek ilişkileriyle ilgili söyledikleri çok doğru. Zaten aksi olsaydı bu kadar şarkıyı, ya, mesajı şarkıyı yazamazdı. Yani 2 dakikada fotoğraf çekerken ayaküstü şarkı yazdı ya. Sözleri falan insanın gözlerinin içine baka baka söylüyor. Bak bu da şahsına münhasır bir kadın. Yani bu da çok enteresan bir kadın yani. Hani bunun tabii da tekrarı olmaz. Tabii bu da özel gelmiş yani. Buraya. Evet, yani evet. O da özel. Gelmiş, evet. Yani özel bir kadın. Özel. Bir evet. De çok tabii yetenekli ve muazzam saygı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kadar deli hareketleri. Ya çok affedersin. Başkası yapsa kimse şey saygı duymaz biliyor yani musun? Zaten özel olduğu kesin özel bu kadın. Kadının yani ne kadar okumuş yazmış olduğu belli değil. İyi bir okula gidip gitmediği belli değil. Ya da bunların hiçbirisi belki de yok zaten. Ya kadın gündelikçiymiş ya. Gündeliğe yani, gidiyormuş değil mi? Yani. Okumamış. Yani pek aynen. Okumadan abi yani hiçbir şey bilmeden bu kadar güzel insanın hayatına nasıl dokunursun ya? Kalbine, beynine nasıl yaşatları dokunursun? Yaşatları herhalde tabii. Karşı tarafın önemli. Ama yani bunu, ama gerçi bize de yaşatılan bir şey yazamadık mı? Hayır söze de dökemezsin. Yani böyle evet, bir akıllıca sözler bu kadar özel sözler ya. İşte çıldıracağım yani. O da bu özellikler evet. Verilmiş. Yani Allah herkese hepsini birden yüklemiyor. Sana ne özellik vermiş aşkım? Bilmem söyle bana bak. İyi bir kalp vermiş. Bir tek ondan çok eminim. Öbürleri de çalışarak, çabalayarak bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama iyi bir kalp vermiş. Onu biliyorum yani. Sana bana ne özellik göre yani? En güzel özellik de o. Ben şarkı yazmam ama şarkı yazdırtırım. Aa işte bak sana bu da o özellik vermiş. Şiirler. Ömer'in en son şarkısı hangisi? Çıkacak yakında görürsün. Sevdanın son vuruşu. Aynen. Bu konuya geçiyoruz ama ben bakıyorum.
Yorumlar Buse tabii. ve Alişan konusunda durmuyor. Hmm. Birkaç tanesini okumak istiyoruz. Oku sizle birlikte bakalım. Dertleşelim. İnteraktif bir yayın olduğumuzu başta söylemiştik. Diyor ki, bir kayınvalide, Ayşe Hanım söylemiş, bir kayınvalide ölen evladı için aylarca, yıllarca yas tutarken yaşayan evladındaki, yaşayan evladının yuvasını, mutluluğunu bitirmesi de tuhaf. Yani annelik evladının yuvası için fedakarlık yapmaktır diyor. Doğru. Hanımefendi. Çok doğru. Kim yazmışsa. Oz Bahar Hanım ne diyor? Bu deminkini kim yazmış? İsmini Ayşegül. Vallahi Ayşegül. Ayşegül ayrı. Bahar Çetin ne diyor? Diyor ki vallahi Alişan da ailesiyle o zaman 40'ı çıkmadan Kıbrıs'ta konser verdi. Tabii tabii işte. 40'ı günü bile doğmamıştı. Gelinin yaş günü mü problem olmuş? Bahane arıyorlar bence geline diyor Bahar Hanım. Yani işte bunlar düşündürülür o yüzden. Diyor ki bir gün önce o zaman neden Alişan diyor Hira'nın doğum günündeydi diyor. Ya. Tam bir gün ya, önce. Bir dakika Buse neler? De oradaydı. Evet. Hep beraber oradalardı. Şöyle Buse kendi kardeşini kaybetse böyle doğum günü yapar aynen, mıydı diyor da, Aylin Hanım. Ayla de, mesela bana yapardı. Da Ayla demiş. Diyor ki Buse'nin kendi kardeşi ölmüş olsa o doğum gününü yapar mıydı aşkım, diyor ama. Aşkım kardeşi öbürküsü evladı ya. Yapardı yani. Yapardı. Yani yapmayın ne alaka çok saçma işte, bir şey aynen. bence yani. Yani yorumlar inanılmaz. Şöyle söyleyeyim. Konsept neden şöyle peki Bircan Hanım diyor Ergül Hanım. Peki Bircan Hanım neden sadece çocuklar ve annesi çağrılıyor doğum gününe? Alişan'ın eşinin ailesi mi belki de o çağırmadı otele. Buse Hanım sadece anneler ve çocukları çağırdık diyor. Tam tersi olamaz mı? Buse otele çağırmadı diye onlar da kırılmış olamaz mı? Bence şu anda toparlamaya çalıştığı için Buse yalan söylüyor bize. Yani şey anneler ve çocukları geldi diye. Alişan'ı ve ailesini kurtarmaya çalışıyor şu anda. Evliliği de tabii sonuçta bir şekilde Alişan ailesine bağlı bir çocuk. Onları da bu olay tabii eksi puan oldu onlara. Eksi yani. Neslihan Hanım'ın bir söylemi var. Ondan sonra da konuyu kapatalım çünkü çok özetlemiş. Diyor ki aile kurban seçmiyor. Bence ailede bir kişi başarıyor. Ailede onun üzerine yıkıyor kendini. İşte ama kurban yani bir şekilde kurban aslında demek aynı o. Şey. Buse yani, için evet. çok zor bu durum. Tabii. Tek hatalı Alişan. Durumu yönetemiyor, yönetemez de. Bu tür olaylarda erkeklerin güçlü ve karakterli duruşu çok önemli. İnşallah Alişan herkesi doğru yerlere koyar diyor. Çok güzel yazmış. Neslihan Hanım. Neslihan Tufanoğlu. Çocuğu olduğu için bunu yapmayı başaracak zamanla. Hanımefendi benim kurban deme sebebim şöyle. Ailede bir kişi başarılı oldu diye o kişi herkesin eli ekmek tutar. Yani bu demek değildir ki yine baksın. Aynen, yine yardımını birisi yapsın. Birisi bilgisayar uzmanı olur ondan öbürü sonra, apartman ama, temizliğine hayır, gider hayır, ama herkesin o eli. Oldu, o para kazanıyor tabii. O hepimize bakacak. O hepimizi tatile götürecek. Hepimizi gezdirecek. Ailesi tek başına tatile gidiyor. Gidemez böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O yüzden kurban seçiyorlar. Bir kişi o kurban da kendisi mutlu olduğu zaman iki dirhem mutlu olduğu zaman ay şimdi diyor ben tatile gidiyorum diyor. Dur diyor. Hemen diyor annemleri de gönderim. Gönder o ayrı ama kendini suçluluk duygusunu kaptırtırılıyor. Çünkü o şekilde yetiştirilmiş. Yani, o yüzden doğru değil bunlar genel yani. Genel kanı Buse'nin haklı hatta Alişan'ın bu konuda yetersiz kaldığıyla alakalı. Genel bir eleştiri var. Hala da evet. var ama. Bir kere en çok Hira'nın doğum gününe gitmelerini yazıyorlar. Hira'nın doğum gününe gitmesi burada. Çok eleştiriliyor aynen. tabii. Evet. Hira'yla bu fotoğrafı verebiliyorsan diyor. Aynen. Kızınla da verebilirdin çünkü diyor. Çünkü Hira'nın da doğum Belgin günü. Belgin Hanım. Son derece görkemli ve eğlenceli. Çünkü çocukların doğum günü gayet normal eğlenceli olmuş olması. Bir doğum gününe katılıyorsa bir başkasının yani arkadaşı da olsa çocuğunun doğum günü. O zaman kendi doğum gününe de katılması çok normal. Yani. Demek ki burada bir müdahale var. Yani başka bir şey yapmayacak. Var. O görkemli doğum gününe gitmeyeceğiz. Bak izleyici. Bu yapılmayacak. Bu böyle bir şey. Bu belli ki Alişan frenlendi burada. Dolayısıyla bu doğru değil. Bakın. Aileye son derece sevgi ve saygı duyuyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Ne kadar paylaşabiliriz bilmiyorum ama paylaşıyoruz. Ama Alişan da belirli bir yaşa geldi artık. Artık onun da bir şu dizginleri bırakılsın. O da kendi ailesine. O zaman mutlu olursa bu çocuk herkese yeter. Ama mutsuz olursa onu o da çökertirsiniz. Ondan onu da olursunuz. Evet. Yani bu böyle. Şimdi bir izleyicimiz de yine sizde izledim Bircan Hanım.
Alişan sahneye çıktığında Buse yanına gidip şarkı söylememiş miydi? Hatta geçen de Demet Akalın'ın kızının doğum gününe gitti. Çok evet, saçma yani. Evet, çok saçma. Aynen doğru hatırladı yani, izleyici. Gördüğünüz gibi seyirci unutmuyor. Seyirci unutmuyor. Yani ve izleyiciye ki, teşekkür ediyoruz yorumları için. Burada demek ki ne Alişan'dan ne de Buse'den yana herhangi bir bu konuyla alakalı bir yaptırım yok. Burada müdahale var. Çünkü daha Buse kocasının sahnesinde beraber şarkı söylediler. Bunun için eleştirmiyoruz. Çünkü yasını da tuttular. Tabii 7 canım, ay bir zaman geçti. Hayatlarına da dönmek zorundalar. Yani bir ömür boyu da... Bu adam bir şov adamı. Mecbur yani, artık. Kız da artık influencer gibi yani. Instagram'ını kullanıyor. Oradan para kazanıyor. Hayatlarına dönmek... bunu yapıyorlarsa... doğum gününü kutlamak için ne Alişan için ne de Buse için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yok, sorun başkalarının. Burada başkaları lütfen artık lütfen müdahale olmayın, müdahale olmayın lütfen. Peki. Yani bırakın mutlu olsunlar nasıl istiyorlarsa. İzleyicinin yoğun talebi üzerine konuya geri döndük böyle ama. Böyle de çözdük olayı. Çözdün de daha çok gaza getirdin gibi oldu birden. Niye gaza getireyim? Anneyi. Ha, anne gaza gelmez. Şimdi ben bunları duydukça mesela anne olarak daha da sinirlenebilirim ve alttan. Hayır. Kötü niyetliysen evet. Olduğunu düşünmüyorum. İyi niyetliysen, yuvayı kurtarmaya yönelik bir anneysen hayır. Evet. Senin dediğin kötü niyetli anne. Benim rakibim değil ki benim kayınvalidem. Öyle mi görüyorsun, öyle görmüyorsun? Benim kayınvalidem beni öyle görürse ben de öyle çok görüyorum. Saçma çünkü ya. O benim oğlum diyor. Oğlumu ya da kızımı mı senin seçecek? Oğlu, ömür boyu senin oğlu. Tabii sen doğurabilirsin. Yani bugün köpekler de doğuruyor. Ama o da ona doğurdu. Kediler de doğuruyor. Bu annelik şöyle bir şey olmalı. Ya sen evladının her şartta bence mutlu olmalı. Bence öyle hayvanlar gibi olmalı. Ne yapıyorlar? Doğururlar. Biraz emzirtiyorlar. Bilmem sonra bırakıyorlar. Bütün Buse de ona doğurdu sonra ama. Sonra bırakıyorlar. Bak, bütün birisi, de birisinin de evladını taşıdı. Yani. O da ona doğurdu. O da onun annesi. Bu iş böyle gitmez yani kısır. Bu şöyle ben seni doğurdum. Ömür boyu benim dediklerim peki. Oldu. Ömür boyu benim istedim. Ben bu şey işin yok içinden yani. Çıkamayız ha. Aynen. Zor hadi geçelim şimdi. Çıkarsın. Ya deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Hadi ondan bakalım diye. Yani. Peki şimdi bir şov müjdesi verdi. Akşama bir şov var dedi. Yine bu kadar polemiğin içinde öyle bir şey giydi ki Hande Yener. Bence hiç çok kötü bir giysiydi. Ama hiç yorumunu merak ettirmiyorsun yani, ya. İzleyici şu an VTR'yi niye izli senin yorumunu belki merak et. Senin teyzesini ama daha iyi arkasına kalacaklar. Bağlayacağım. Ne bağlayacaksın artık? Daha neler buyurun, bağlayacağım bak seyret artık dönünce. Artık bağlanacak bir şey kalmadı. Hande Yener şov müjdesi verdi ancak açıklamadı. Yine çok konuşulacağını düşünüyorum. Nasıl bir şey olacak efendim? Anlatamam şimdi boşver taktikler çok biliyorsunuz. Sevgililer gününde yaklaşıyor. Ardından saatler sonra sahnede bombayı patlattı. Sıradışı ve iddialı sahne kıyafetiyle gözler yine ondaydı. Peki Gülşen hangi soru karşısında gerilip cevap vermek istemedi? Geçirin. Sahne kıyafeti polemiğini baştan isimlerden biri olan Hande Yener'in olay röportajında neler var? Hande Yener geçtiğimiz günlerde sahneye tekerlekli sandalyeyle çıkmış ve çok konuşulmuştu. Yener iyileştiğini söyledi. Güzel. Ayağınız nasıl oldu efendim? Çok geçmiş olsun. Daha iyi. Şu an şöyle göstereyim. İyi şu parmaktı. Şu anda iyi artık. Sargıyı çıkardılar. Fizik tedaviye geldim. Sahnede sergilediği şovlar sebebiyle çok eleştiri alan Yener bakın nasıl net konuşuyor. Sahne şov yeri. Öyle ben işimi çok seviyorum. Heyecanlandırmayı da çok seviyorum sevenlerimi. Sahne şov dünyası biliyorsunuz. Orada şovumuzu yapıyoruz. O yüzden böyle yani. Gelen tepkilerden beslendiğini söylüyor Yener. Yener sahnelerine hep bir derbi edasıyla hazırlanıyor anlaşılan. Konuşulacaksın tabii. Konuşulmayınca sıkıntı var demektir. Yani böyle bir derbi gibi olmak zorunda yani. Yarı yarıya. Yarısı olmamış diyecek, yarısı olmuş diyecek. Vereceği konserde giyeceği kostümün habercisi olan Yener merak ettiriyor bizi. Acaba nasıl bir kostüm tercih edecekti? Yine çok konuşulacağını düşünüyorum. Nasıl bir şey olacak efendim? Anlatamam şimdi boşver taktikler çok biliyorsunuz. Sevgililer gününde yaklaşıyor. Sevgililer gününde Cengiz Kurtoğlu ile bir konser vereceğini belirten ünlü şarkıcı heyecanını dile getirdi. Ben 12'sinde kutlayacağım sevgililer günü cumartesi günü. İstanbul'da konserimiz var. Hatta Cengiz Kurtoğlu da var ikimizin yani çok farklı iki solistin konseri olacak aynı yerde aynı gece. Bekliyoruz herkesi. Ataşehir'deyiz. Peki sevgilisi Mişa'yla her şey yolunda mı? Bizim için keyifli inanın ki biz de yani öyle özel günlere takıntılı değiliz. Her günümüz keyifli geçiyor. Ve geliyoruz biraz önce sürpriz diyerek duyurduğu sahnesine.
geçtiğimiz gece İstanbul'da bir mekanda sahne alan şarkıcı sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı. Sevilen şarkılarını söyleyen ünlü sanatçının tarzı da büyük bir ilgi gördü. İç çamaşır detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener'in kostümü sosyal medyayı salladı. Sahnede sevenlerine yaşattığı unutulmaz geceden yeniden dönüyoruz röportajına. Hande Yener'den çok konuşulacak taciz açıklaması. Hepimiz yani kadınsan bu dünyada diyeceğim. Yani bu ülkede demeyeceğim sadece. Bu dünyada kadınsan her zaman bunun sıkıntısını yaşıyorsun. Hepimiz çocukluktan itibaren kendimizi sokakta, okula giderken, işte alışverişte, orada burada nerede olursak olalım her zaman korumak zorunda kalıyoruz. Yener maalesef önüne geçilemeyen bir konu diyor. Toplumun kanayan yarasına parmak basıyor. Maalesef. O yüzden kendimizi koruyarak büyütüyoruz. Hepimiz bazı tacizler yaşadık, yani bunlar oluyor. Maalesef önüne geçilemeyen bir konu bu. Bütün kadınlara güç diliyorum. Kadına şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Bütün kadınlara da güç diliyorum. Arkamıza bakıp yürüyoruz. Zor yani, buna alıştık hepimiz. Nasıl paranoyak bir şekilde yürüyoruz mesela sokakta, sürekli arkamıza bakarak yürüyoruz. Arkamızdan biri geliyor mu, bir şey olacak mı? Bu şekilde yaşıyoruz. Biz böyle yani savaşçı olarak büyüdük, yaşadık hepimiz gerçekten. Bütün kadınlar bu şekilde, ben bunu biliyorum, bunun farkındayım. Geçiyoruz giydiği iddialı kıyafetlerle çok konuşulan bir diğer isme. Polemiklerin bir diğer başrolü Gülşen'se yine şaşırtmadı. Ünlü şarkıcı soruları cevapsız bıraktı. Birkaç kelime alalım mı? Artık arkamıza bakarak yürüyoruz sokaklarda, tacizler o kadar çok gidiyor. Ya bazen tabii doğru söylüyor bu konuda, taciz artık arkamıza değil, aynı evdekilerden bile, aynı ya aileden bile. Bu konuda haklı çünkü yani yaptırım çok az. Yaptığı adamı alıyorlar polisler, maalesef salıyorlar. Önden alıyorlar, arkadan gidiyor. Yani çıkartıyorlar ve salıveriyorlar. Cengiz yani. Kurtoğlu'yla sahneye çıkıyormuş. O enteresan bir konsept değil mi? Evet, yani çok bir ilginç. Popçuyla bir... Polat Yağcı projesidir muhtemelen. Polat öyle ters köşeleri seviyor. Ben Polat'ı seviyorum. İyi bir yapımcı. Ben ve çok başarılı. Başarılı buluyorum. Genç. Ama bence Cengiz Kurtoğlu iyi yapmış. Çünkü geçen hafta program açamadılar Ankara'da. Yani tabii ki solist farkı çok önemli. Solist değildi de zaten. Yani Hande Yener'le yapmış. Çünkü hayatı boyunca adam ilk defa demiş ki 50 yıldan beri ilk defa bir sahne açamadım demiş. Cengiz Kurtoğlu mu açamadı? Evet. Ama tabii şeyle Gülben Ergen'le koymuşlar. Açılamamışlar. Okay. Çünkü neden ama o biliyor musun? Çünkü kadı yani şey solist değil. Solist olmadığı için gazinoda iş yapmaz. Yapamaz. Cengiz Kurtoğlu'nun yani, yani lafı tabiri caizse ölüsü yeter ya. Ama Cengiz Kurtoğlu oraya tek başına girseydi ya yapardı. Evet işte. Enteresan değil mi bir şey? Bu enteresan algı çok önemli ya. Acayip. Ben Hande ile çok iyi meç edeceklerini düşünüyorum. Ay, çok önemli bir sanatçı yani Cengiz Kurtoğlu. Hande de çok iyi. Sevgililer Günü 12'sinde kutlayacaklar. Ya şimdi bir şey soracağım. Şimdi 11'inde. Hande Yener arkadaşımız. Giydiği evet. Son kıyafeti beğendin mi? Ölümü öpün ya. Temizlik şeyi var ya, sivilce ya. İsmini söylemeyeyim. Yani artık. Bak ben yani, niye beğendiğimi söyleyeyim artık. Mi? Beğendin mi? Ben beğendim. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Söyle, hangi renk uyumunu mu beğendin? Ben neyi beğenmiyorum biliyor musunuz? Bu hani böyle bu kilot detaylı diyelim hani artık evet. Bu şey. Ben siyah, dantel, file, sim, siyahın içinden hani böyle kombinezon gibi veyahut da gecelik gibi... O bana avam ve basit geliyor. Hmm. Ama bu kıyafetin bir tarzı var. Yani bana göre Avrupa'yı geldi. Yani ama bu hani... Şu anda dünya... üstü güzel belki duruyor olabilir de altı... Ben zaten altını beğenmedim. O tabii. Alt, mesela şey dünyaca olamaz. Ünlü bir markada kayak kıyafetinde de yapmışlar o öyle altını. Mi? O çok moda bir şey. Ya ben bu kıyafeti konserde asla... Gülşen'in çıktığı sahnede değil ama bak yemekli bir organizasyonda değil. Ama de bütün dünyadaki starlar bu şekilde, bu pantolonlar, bu büstiyerler böyle çıkıyorlar. Ay bir şey söyleyeceğim ya, sen G-string diye yırtınıyorsun. Evet. Al işte öyle giyinmiş, bir de arkasını dönmüş. Bak, bak yani bunu, şimdi ama, o zaman Gülşen prenses. Yok yani ya, o arada modasından... Orası gazino, yemekli bir yer. Bir, ikincisi siyah bir filenin içerisinden...
farklı ha, bir yakıştı şey mı? Çağrıştırıyor. Ben beğendim. Bu ben şey kıyafeti beğenmedim. Yani ben Hande'nin açık giyinmesine takılmıyorum. Tarzı var çünkü burada bir modernlik. Şimdi bunu Gülben Ergen giyseydi beğenecek miydin? Beğenmeyecektin. Yapma Allah aşkına. Tabii ki beğenmeyecektim. Çünkü onun kalçaları çok büyük. O pantolonu da giyse felaket olurdu yani. Ve zaten Gülben'e de Hande'ye de bence. Bunlar popçu. Bunlar her şey yani bu tip şeyleri giyebilirler. Yeri çok önemli. Ve o siyah filerin içerisinde, geceliğin içerisinde giymiş gibi bir şeyi yemek yenilen bir yerde giymesi bana absürt. Yoksa ben hepsini, dişeli kıyafetlerini de beğeniyorum. Hande'yi biliyorsun çok eski tanıyorum ve çok severim ama hepiniz. Kusura bakmayın da bence dans ederken videosu verin. Verebilirsek. Asıl onu blue'lamamız gerekecek yani onu verirken. Ben Hande'nin bazı kıyafetlerini beğenmem. Yani ama bu tarz geldi. Yani tarz bu kıyafet bence. Ama bilmiyorum. Ben hiç beğenmedim. Yani bir de zaten uyumlu da bulmadım yeşil. Üstü güzel. İşte hiç uyum yok zaten. Dünyada aha, aslında uyum yok. Bizde aha, var yani aynı renk çanta hepimizde var yani de. Ton, sürton giymek. Sen özellikle çok yaparsın. Ben çok yaparım. Evet. Ben kendi kıyafetlerimde onu çok şey yaparım. Ama dünyada bu sahnede görürseniz sahnelerdeki bütün starlara orası başka, burası başka, burada başka bir şey takıyor falan. Bu çok bir dünya style olduğu için belki bize... Bizdeki bir sanatçı da görmeyi biz şu anda belki yadırgadık. Alışık değiliz. Ha, hazır yani değiliz diye. Ha, o da olabilir yani. Ama Hande tabii... Bu benim fikrim. Ben derbiye çıkar gibi ama çıkıyorum diyor. Önüne, o kadar yani Gülşen'e dediğim şey... Bir de çok iyi bir insan Hande. Sesinin önüne geçiyor. Bu yaptığınız şovlar artık tümüyle et olarak gözükmeye başlıyor. Siz kadın olarak bence... artık gittikçe doğru yoldan bence çıkıyorsunuz gibi geliyor. Bu kadar iyi sesi olanların bu kadar showbiz. Evet show business. Ama geçen hafta da tekerlekli sandalyeyle çıktın. Of. En güzel şekilde verdik. Muhteşemdi. Muhteşemdin. Muhteşemdi. Ve full kapalıydın belki de ama olaydı yani olaydı resimlerin. Bir de bu sene birçok marka, daha önceden de söyledim, buradan aşağıya bütün elbiselerine baktım. Kapalı. Bir tane de ben de giyeceğim. Buradan aşağıya, aşağıya kadar kapalı. Hiçbir yer açık değil ama o da çok seksi duruyor. Yani, bu da o söylediğiniz kostüm bu arada. Baksana yani. Ben beğendim bence yani. Çok şık bu. Çok şık bu ya. Evet. Muhteşem. Evet. Ama artık işi... Senin için söylemiyorum ama işi ucuzlatmayın. İşi ucuzlatmayın. Yani, çünkü hafif dekolteyle de gayet şık da olunabiliyor bence. Tabii yani. Canım. Onu şey yapmamak şıklık lazım. Şıklık eşittir dekolte değil ya artık. Hani. Hı? Şıklık zaten dekolte. Bir kere zayıfsan ki çok avantajlı bir vücudu var. Her şey çok seksi ve güzel duruyor zaten. Evet, evet. Abi bir de... Ben bu mesela üstündeki büstiyeri, bu şeyi, bolero'yu falan çok beğendim. Normalde cin üzerine giyilir mesela tabii, bu çok yazı. Çok güzel zaten üzerindeki güzel. Ben altındakini temizlik şeyi gibi geldi bana. De çok güzel durmuş. Şimdi uzun sopalı temizlik şeyleri var ya, ismini söylemeyeyim. Ona benzettim ben. Bir de böyle öyle yapınca hepten ben de biraz şey yapınca sirkeliyorum mesela evi süpürdükten sonra onun gibi oldu böyle. Ama işte mesela onu normal bir pantolonda yapsa çok daha basit duracak. Onu da yaptığı için tarz olmuş bence. Yani o mesela Jennifer Lopez bir etek giydi bu hafta. Eteğin buralarında böyle 3 tane ip var. Ve etleri gözük yani kenardan gözüküyor falan. Bana göre çok şık. Ama onu normal bir pantolon yapsa basit duracaktı. Bu da normal bir pantolonda olmuş olsaydı basit duracaktı. Sanki bu modernize etmiş gibi. Ben kendi adıma beğendim. Beğendin sen. Bir şey İkiye bir. Gülşen de hiçbir cevap vermiyor. Öpücük gönderiyor bu polemiklere yine. Gülşen bu konuda güzel gidiyor. Yani hiç sevmesem de kıyafet tarzını artık gittikçe hani abarttığı için. Ama... duruş olarak konuşmayarak en azından bir balans yapıyor. Yani en azından kaliteli götürmeye çalışıyor. Yok yani Gülşen normalde bana göre iyi giyiniyor. Kesinlikle. Ben bir tek kıyafetini o da gazinoda yemek yendiği için ve filenin içerisinde... Bir de şeyi doğru buluyor için... musunuz Hande'nin son dediğini? Ben doğru bulmuyorum. Ne o? Yeri geliyor pavyonlar da doluyor öyle derlerdi. Ben dolduruyorum. Ulan pavyon da doluyor ama doğru adamla doldurmak önemli. Klas insanlarla, keyifli, temiz, güzel insanlarla doldurmak önemli. Yoksa çapulcuyla doldurmak değil ki müşteri. Ama artık eski kalite kaldı mı sence?
Konuşulmak, para el değiştirdi. Artucuğum artık zaten söylediğin insanlarda para var. Konuşulmak önemli diyor ya. Sizce konuşulmak mı önemli ya? Konuşulmak da önemli diyor. Yani konuşulacaksın onu zaten. Tabii nasıl konuşulduğun, nasıl konuşulduğun önemli. Ama hangi konuşmayı da taktığın önemli. Yani herkes de her şeyi konuşuyor. Her konuşulanı da. Tabii hayır hayır. Ama diyor ki yarısı beğenecek yarısı beğenmeyecek. Yani. Böylelikle konuşma olacak diyor zaten. Ya neticede mesela biz beğenmedik kıyafetini. Konuşulmak her şekilde bir sanatçının işine yarıyor. Öyle veyahut da böyle. Bu bir net. Yani yıllardır benim edindiğim tecrübe kim konuşturursa o sunu konuşturursun, bu sunu konuşturursun ne olursa olsun bu insana yarıyor yani. O kesin eminim. Net yani bu. Adamı tuvaletlerde basılıyor. Adam 30 bin liraya giderken 150 bin liraya ekstraya evet, gidiyor. Bu böyle. Şaka gibisiniz yani. Doğru. Hadi Sinan Akçıl'a geçelim. Sinan Akçıl'ın yeni albümünün çıkışı ve boşanma tarihi biraz manidar bulundu. Her bulduğu mikrofona boşanmasıyla ilgili açıklamalar yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Buyurun. Krizi fırsata çevirdi. İkinci kez evlendiği Burcu Kıratlı'yı geri döndüremeyen Sinan Akçıl ayrılık haberlerini şarkılarına reklam malzemesi yaptı. Olmadı, şu an o süreç artık resmi bir duruma girdi. Boşanma haberlerini şarkılarının reklamı için mi kullanıyor? Piyanist 2 albümündeki şarkıların çıkış tarihiyle boşanma sürecinin denk gelmesi tesadüf mü? Boşanma kararı aldıkları haberleriyle gündem oldular. Burcu Kıratlı yaptığı açıklamayla üstü kapalı konuşsa da... İki tarafta arasında böyle bir şey asla yok. Evet. Sadece bakıyoruz şu anda. Bilmiyorum ne olacağını. Süreç yani. Neydi? Onu öğrenseydik. Bakalım artık. Görüşüyor musunuz peki? Arayı yapmak için sürekli bir araya geldiğini söyleniyor. Sinan Bey de öyle açıklamıştı. Sinan Akçıl şarkıyı işaret etmişti. O yüzden birazcık da siz de albümü dinleyin artık. Tembellik yapıp mikrofonu uzatıp sormayın. Dinle oradan anlarsın zaten demek istiyorum. Durum çok acil şarkısını çıkartan Sinan Akçıl adeta Burcu Kıratlı'ya şarkının sözlerinde geri dön diyordu. Ancak Kıratlı'dan beklediği cevabı alamayan Sinan Akçıl bu şarkıyı Müge Anlı'nın programında esinlendiği bir olay için yazdığını söyledi. Kimse inanmadı. Akçıl'ın gün aşırı verdiği röportajlar kafa karıştırmaya başlamıştı. Bu ara hani böyle aşkta biraz kayıp var ama iş iyi gidiyor. Evet, evet. Boşanma sürecine giren bir şarkıcının bu kadar fazla göz önünde olması normal miydi? Karşılıklı hani inşallah anlayışlı bir şekilde şey yapacağız. Yani. Tamam, bu konularda daha fazla konuşuruz. Burcu Kıratlı şimdilerde tiyatroyla uğraşıp haberlere konu olmazken Akçıl konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Demet Akalın'la birlikte şarkı söyleyen Akçıl'ın sahnede yaptığı hareket yok artık dedirtti. Aşk olsun sana. Aşk olsun. Aferin çeken var mı? Aferin çeken var beni kaldı. Sağ olun. Ayrılığı ve boşanma sürecini bu kadar kolay konu etmesi kafa karıştırdı. Aferin çeken var mı? Aferin çeken var beni kaldı. Sağ olun. Sosyal medya hesabından da Demet Akalın'la yeni şarkı müjdesi veren Akçıl boşanma haberlerini reklam malzemesi olarak mı kullanıyor? Ve bunun gibi onlarca soru kafalarda dolaşırken geçtiğimiz gece bir ödül törenine katılan Sinan Akçıl boşanma soruları karşısında yeni gelişmeyi açıkladı. Bugün biliyorsun bir karar çıktı o konuşma yasağı, evet. Benim avukatım da sağ olsun karşı tarafın avukatı da yayın yasağı olacak onunla ilgili. Yayın yasağı söz konusu olduğu için artık bununla ilgili fazla konuşmayacağız. Konuşacak başkaları buluruz, merak etmeyin. Demet Akalın'ın sahnesindeki aşk acısı çekiyorum sözleri içinse beyaz bayrak çekiyor. Abi demiş olabilirim. Gaza gelmiş olabilirim. Hatırlamıyorum. Tamam. Bu konuyla ilgili yakında yayın yasağı gelecek diyor. Hazır yakında yayın yasağı gelmeden konuşalım diyor herhalde. Yani yakın yayın yasağı getirecek de zaten en çok kendi konuşuyor gördüğün gibi. Yani ben böyle dikkat et içeri atmasınlar seni hayatım. Yayın yasağı gelecek ya. Peki benim bir şey anlamadığım bir şey var, bir nokta var. Şimdi bunlar ayrılmaya karar verdiler ya. Evet. Normalde anlaşmalı olmasa niye çekişmeli bu dava? Ve çekişmeli olduğu zaman birbirinden bir şey istersen çekişmeli oluyor. Sinan herhalde kızdan bir şeyler istiyor çünkü. Bilmiyorum bak burada anlaşmalı boşanma yok. Daha çok reklam olsun diye olabilir mi çekişmeli? Hiçbiriniz fark etmediniz ama çekişmeli mi boşanıyorlar? Çekişmeli boşanıyorlar. Evet ben onu okudum. Çekişmeli boşanıyorlar. Hatta dedim ki ulan niye çekişmeli boşanıyorlar ki onu anlamadım dedim. Zaten iki tarafta da bir para yok. Muhakkak karşı taraf her şey para mı bir şeyler yani bir istekler olduğu zaman
Olur. Ne isteyebilirsin mesela? Boşanmak istemeyebilirsin. Verdiklerini isteyebilirsin. Bir dakika boşa... Verdiklerini isteyebilirsin geriye. Eğer seni aldattıysa... Sinan bir şey vermediği kesin de. Belki öbür taraf üstü vermiştir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum yani. Gerçekten gönlü varsa insanın boşanmaya bir kuruş, bir TL istemiyor yani. Sen istedin mi? Hayır canım ben niye hiç? Ben bir TL istemedim. Değil mi? Evet ha. İstemedim. Biz de ben sana dedik ki manyak mısın dedik. Parayı, nafaka bile istemedim. Tazminat hiçbir şey istemedim. Yani insanın gönlü boşanmak istesin. Ondan sonra zaten boşanıyorsun. O kadar materyal ki şey para falan. Ya herhalde evliliğin ya. Bitiyor yani. Güçlü kadın da olsa erkek de olsa güçlüysen Sıtkın sıyrılmışsa zaten. O evliliği para için yapmıyorsun ki zaten. Yani. Size bir şey söyleyeyim. Dünyanın en kötü şeyi bana göre o boşan duruşma salonundan çıkmak yani. Yani yok kiminle boşandığına kimin, bağlı. Evet yani kimin yani, tabii ne istediğine bağlı. Neyse. Ne? Nasıl yani? Kiminle boşandığına bağlı hayatım, evlenmek de öyle. Ona bakarsan. Kiminle evlenirsen en nefret ettim yani nefret ettim demeyeyim ama o an için en kızgın olduğun bir insandan bile boşanırken bir şeyin bittiğine yıkıldığına üzülüyorsun yani. Ben öyleyim mesela. Ama ben bu hep aile, hep aileci ya bu. Ben asla birisinin bavul toplamasına tahammül edemiyorum. Çünkü çocukken hep babam bavul toplayıp ya gittiği için. Ya ben göndereyim arkadan ama o bavulu görmeyeyim yani. Hiç ya bu bavul acaba annen yüzünden mi bavul topluyordu, kendi yüzünden mi peki? Kim? Babama göre annem yüzünden. Ama anneme göre de babam çok hovarda bir adamdı. Yani gidiyordu. Ya uzun lafın kısası ayrılık kötü bir şey. Yani Sinan'a kızgınım. Çünkü ben hamileyken çok kötü şeyler yaptılar bana. Aa. Bu grup hep beraber. Yani hep mesela o çocuğun kaybını birkaç kişiye bağlıyorum. Onların içerisinde maalesef Sinan da var. Yani kötülük yaptılar. Söylemleriyle, konuşmalarıyla bir grup bunlar. Ona o yüzden ona kızgınım ama yine de ayrılmalarına üzüldüm yani. Ama Sinan'dan koca olmaz. Sinan iyi bir müzik adamı. Bu kızın bari önünü engellemesin. Kız iyi bir oyuncu olur, yarın öbür gün daha yükselir. Bence hayırlı da olabilir yani. Kız belki gitmeyecek yani. 5 yıl sonra şerde, biteceğine eğer bugün evet, bitiyorsa daha hayırlı bence. Her şerde yani bir hayır vardır derler ya. Bence kesinlikle Burcu için bu hayır olacağına inanıyorum. Albüm çok başarılı gidiyor ama tabii gitsin bu süreçte. Yani o zaten başarılı bir çocuk yani. Yok evet. Yani iyi bir bestekar, iyi söz yazarı yani. İyi bir şarkıcı değil, iyi bir söz yazarı, iyi bir aranjör, bestekar, iyi bir evet, müzik adamı. Evet, bestekar olarak yani. Bir de ne olursa güzel olsun tabii Sinan'da, yani Sinan benim de çok eski arkadaşım. Hep bir charm'ı var. Böyle bir yakışıklı oluşu bize hep bir kere daha şans tanımasını, böyle bir çocuksu havası, şans tanınmasını istiyor ve yo, ve veriyorsun bir şekilde. Aslında bir şey söyleyeceğim. Yani Fransız okullarında okumuş. Tabii, tabii, tabii. Aslında kaliteli de bir çocuk. İyi de bir ailenin de oğlu yani. Fakat yani kendi şeyini yönetemiyor. Bu şarkıcılıktan sonra. Evet. Çünkü işi, her şeyi yani reklama, çünkü onunla bahsedilmek istendi. Ama işte istendi, o olmak isteği. Halbuki o maalesef piyanonun başında onun evine gidildiği zaman, şarkılarını sana söylediği zaman, İnsanlarla şarkılarını, sadece şarkılarını paylaştığı zamanki duruşu çok iyiydi. Ama ondan sonraki süreçte o bahsedilme kaygısı, hani şarkılarını tutma kaygısı ya bir sanatçıyla, hep kadınlarla gündeme evet geldi. Bana göre bu doğru değildi. Ya bu onun da bir dönüm noktası olsun bu saatten sonra. Belki bu albümle güzel şarkıları var. Belki o da doğru yolu bulup yine eski şeye belki gidecek yani. Belki o da büyümüş yani olabilir. Belki o da büyüdü. Yani, ama yani büyümediğini de şöyle anlıyorsun. Yani sen ayrılma aşamasındasın. Hiçbir travma göremiyorum ben. Evet. Görebiliyor musunuz travma? Hiçbir travma görünmüyor. Bol bol kendi reklamını yapıyor. Erkekler bol bol öyle şarkılarının ama reklamını öyle yapıyor. Gözüktüklerine bakma. Erkekler etrafına karşı ay kurtuldum ay aman falan deyip de içten içe gözyaşı döktüklerini ben bilirim. Ben Sinan'ın öyle bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Aşk acısı çeken var mı diyor aranızda. Demet diyor ki sen varsın ya diyor. O da evet ben varım diyor. Çekiyordur. Ama belli etmiyorlar. Ulan çekiyordur da kendi ayrılıyor. Nereden kendi biliyorsun? Yüzünde. Burcu. Hayır Burcu'nun direnen, ailesi. Ama direnen kesinlikle o. Burcu'nun Burcu ailesi. Burcu silmeyen oydu. Burcu hep güzel konuşan oydu. Yapma Kenan abi diyor ya da neyse ne diyorsa. Öyle değildir yani hakkını yemeyeyim diyor. Hani orada güzel ya söylemler. Çok kamera önünde gördüklerimize de inanmayalım ya. İnanmayalım yani. Ya uzun lafın kısası. Ben böyle kaldım.
Şöyle diyelim, birbirinden aldıkları, birbiri için ayırmış oldukları süre bu kadarmış. Belki öğrendiler, belki acısını çektiler, sevdiler, buraya kadarmış. Bazen zorlamamak da lazım. Bir kere yani. Çocuk niye olmadı çocuklar? Burcu belki istemedi. Belki iyi ki olmadı. Hayır, bence hayır. İyi ki bazen yani... o anda isyan ediyorsun, neden çocuk olmadı diye. Sonradan da diyorsun ki Allah'ım sen doğrusunu bilmişsin. Hayır, bana deli diyeceksiniz de... ama hayır. Bunlar üçüncü kez yine barışacaklar. Bak, bana deli diyeceksiniz. Evlenmeyecekler ama yeniden bir arada gelecekler ve yeniden barışacaklar. Ben İnşallah hiç, barışsınlar. Hiç ben anneme Burcu'yu göstereceğim. Beterim beterim. Net barışacaklar. Peki, ben öyle düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde maalesef bir trafik kazasıyla sevgilisini kaybetmişti. Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül dün ödül aldı ve tabii ki sevgilisine ithafen. Buyurun. Geçirdiği trafik kazasında sevgilisi hayatını kaybeden Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül aylar sonra sessizliğini bozdu. Herkese iyi akşamlar. Bir ödül töreninde ödül almak için sahneye çıkan ünlü şarkıcı teşekkür konuşmasında yaşamını yitiren sevgilisini andı. Sesi titredi, gözleri doldu. Gülçin'in o anları bütün salonu duygulandırdı. Bu anı görmesini çok isterdim. Geçtiğimiz Aralık ayında 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Erdal Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a gelmek için yola çıkan ünlü şarkıcı Gülçin, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Korkunç kazada Gülçin yaralı kurtulurken sevgilisi Erdal Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ailesi ve yakınlarının desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Gülçin aylar sonra yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gülçin sevgilisi Erdal Lafçı ile birlikte sahiplendiği kedileriyle verdiği bir pozu en zor zamanlarda sevgiyi, merhameti hatırlatan Godi notuyla paylaştı. Sevenlerini duygulandıran ünlü şarkıcı paylaşımın ardından bir adım daha attı. Geçtiğimiz yıl çıkardığı Birbirimize İyi Gelmiyoruz isimli şarkısına verilen en iyi klip ödülünü almak için bir ödül törenine katıldı. Kullanılan kaza yapan araç detayıyla acı tesadüf haberlerine konu olan klibiyle ödül alan Gülçin alkışlar arasında sahneye geldi. Teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisini andı. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu ödülü kazanmamıza sebep olan yönetmenimiz Ahmet Can Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Tüm gücümü toplayarak olabildiğince karşınızdayım mucizevi bir şekilde. Gözleri dolan ve sesi titreyen Gülçin o anları salonda duygusal anlara sebep oldu. Ne yazık ki bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Ödül töreni sonrası mikrofon uzattığımız Gülçin kendisini hazır hissetmediğini ve hayata tutunmak için çaba gösterdiğini söyledi. Merhaba. Şu an çok biraz böyle çok iyi hissetmiyorum. Tüm gücümü toplamaya çalışıyorum lütfen. Peki efendim, tekrar başın sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, maalesef ki sevgilisini kaybetti Gülçin Ergül ve bir ödül aldı. Aldığı ödül manidar. En iyi klip ödülü. Klipte bir trafik kazası var ve sevgilisini trafik kazasında kaybediyor. Birbirimize iyi gelmiyoruz şarkının adı da. Bu kazadan 1,5-2 ay önce klip çıkıyordu. Ödülünü almak şimdi nasip oldu. İlk kez görüntülendi. Tabii çok yorgun ve üzgün. Yani ben bir ay içerisinde 3 tane kadın, bir tane benim danışmanım Ebru, 17 yıllık hayat arkadaşını kaybetti. Kalp krizi geçirdi yatağında. Gülçin trafik kazası geçirdi. Yine aynı ölüm. Gülçin'in yaşaması bile mucize. O gitti. Ece Erken kocasını kaybetti. Silahlı bir saldırı sonucunda. Tabii hepsinin ayrı ayrı ama o üç kadını da gözlemliyorum ve izliyorum. Gerçekten dünyanın en zor şeyini yaşıyorlar diye düşünüyorum. Yani tahammül edilmesi herhalde evlat, bir evlat acısı. Bir de ani hayatındaki sevdiğin kişinin aniden gitmesi, sevdiğin kişinin. Kadın mı erkek? Fark ediyorsunuz, gözlerinde acı var zaten. Acı var. Kendini iyi hissetmiyor, yani, güçlü hissetmiyor. Evet. Şimdi bu kız mesela ödül aldı. Ödül almamalı mıydı? Ödül törenine gitmemeli miydi? Veyahut da yarın şarkı söylememeli mi? Yas bunlarla ilgili bir durum değil arkadaşlar. Bu içten hiç gitmez yani.
Hala mesela bir kaybettiğiniz birisi 20 sene geçsin burnunuzun direği sızlar. Ama bunu her daim siz görmeyebilirsiniz. Her daim göstermek zorunda da değil kimse kimseye zaten. Ama bu kızın şu anda hayatı bitti belki. Çünkü bazı sevgililer var ki her şeyin yani. Evet. Hani bazısı sevdiğin oluyor sadece. Hani sen onu sevmek istediğin için seviyorsun. Ama bazı her şey, bu mesela Gülçin'in sevgilisi onun her şeyi olabilen bir adamdı. Her şeyi. O yüzden evet. O her şeyini kaybetti. Onun da çok kadar zor ki. Çok enteresandır. Bir başkası gitse yani bak Gülçin'i hiç konduramıyoruz. Ne işin var? Niye ama gidiyorsun? Yani, bitik halde zaten evet, kızcağız. Bitik halde. Ama başkası gitse derler biliyor musun? Belki yani, gülümsese de derler biliyor yani musun? Niye yani... peki bu kadar ayrımcılık var onu anlamaya çalışıyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Anlaşmalı boşanmalar bir yıl içerisinde olursa olmuyor. Yani bir yılı geçmeden evlilik çekişmeli boşanmaya giriyor maalesef. Onlar bir yıl... Evet. Mecburen öyle oluyor. O yüzden mecburen okay. Yani. Ama ikisi de Sinan ve Burcu ikisi de mahkeme sırasında anlaşamadığımız için boşanıyoruz dediklerinde kolaylıkla boşanıyorlar. Ama ismi anlaşmalı boşanma olarak açılmıyor. Bir yıl geçmediği için evlilik. Tamam, bunun ritüeli bu. Bunu da öğrenmiş olduk böylelikle. Benim hafta sonu sınavım vardı. Ben aradan çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. İnşallah avukat olacak. İnşallah büyüyünce avukat olacak. Peki şimdi... Gökhan Göz. Ya gerçekten bir derin iç çekerek yani. Ama yani biz de bir garibiz yani. Biz de yani adamı ünlü yapmamak için uğraşalım. Niye yapıyoruz? Niye veriyorsunuz diyoruz bilmem ne. Yine veriyoruz işi bir şekilde. Şimdi Gökhan Göz'ün olayı şöyle. Dün neler yaşanmıştı bir izleyelim. Biz de haberi okuyalım sonra. Vallahi utanıyorum ben o çocuğun öyle bir durumda olmasına ya. Ne kadar terbiyesizce bir hareket ya. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi olarak hayatımıza girdi. Sonra Berdan Mardin'in eski eşi olan Fatoş Yerliler'le yaşadığı yasak aşk skandalıyla gündeme oturmuştu. Gökhan Göz geçtiğimiz günlerde Şile'de bir polis baskınıyla bu konuda kendi görüntülerini kendi iradesiyle ifşa etti. İyi mi yaptı bilmiyoruz ama bakalım 4 ayrı suçtan ceza alacak. Bir tanesi silah teşhiri. Diğeri kişisel verilerin kaydedilmesi. İşte bunları çektiği için iyi ki çekti. Diğeri kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve bir diğeri de en önemlisi görevli memura mukavemetten dolayı yargılanacak 4 ayrı suçtan Gökhan Göz. Hayır, az bile. Herkesin yani ne bileyim bir şey diyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Hayır, gerçekten. Bir de şey yani. Diyor işte diyor dağdakilere bile bu kadar kimse gitmiyor diyor. Nereden biliyorsa gidip gitmediğini bana diyor gönderilmiş. Yani kendini aslında burada... Önemli adlediyor. Önemli bir kişi olduğu için gittiğini düşünüyor herkesin ama biliyorsunuz yan kesicileri yakalarken de gidiyorlar yani ekip şeklinde. Yani kendisine kalabalık bir ekibin gelmesini kendi kimliğinle ilgili olduğunu zannetmiş. Yani halbuki bütün değil mi yan kesicilere, hırsızlara falan hepsine böyle bir ekip gider yani. Yani iki kişi gitmiyor genelde. O yüzden o kadar kendini önemli adletmesin yani. Ve şu hareket var ya. Şu hareket. Bak bana göre bir evli bir kadınla yaşadığı aşk skandalı ayrı bir şey. Öbürküsünü dövmesi, öbürküsüne hakaret etmesi, kadınlara hakaret etmesi her şey ayrı bir şey ama şu bitişi oldu bence Gökhan Göz'ün. Yani başlangıcı var mıydı bilmiyorum ama o hareket bitişi oldu. Öyle söyleyeyim. Şimdi reklama gidiyoruz. Bu arada eniştesine çok güvenerek, eniştesi iyi bir inşaat firmasının sahibi. Çok güvenerek bazı eniştesi yerlerde ismini derken, ablasının kullanıyor. Kocası mı? Evet. Hmm. Birazdan söyleyeceğim hangi kendi firması olduğunu söyleyeceğim. Değil. Şimdi reklamlardan sonra belki söyleriz kime güvendiğini buyurun. Evet, Gökhan Göz'ün bir açıklaması var. Yanlış anlaşıldım diyor. Dün ben ve yardımcılarım gitmiş olduğumuz bir mekanda eğlenirken emniyet güçleri tarafından kibar bir şekilde dışarı davet edildim. Ne olduğunu anlamadığım ve sorduğumda bir kişi ya da kişilere silah çektiğim yönünde ihbar aldıklarını söylediler. Ve gerekli ruhsatları kontrol ettikten sonra kamera kayıtlarından da herhangi bir şey çıkmayınca ben de video çektim diyor. Prim niye? Yapmak. Neden? Yani yanlış anlaşıldım demek istiyor. Hayır neden? Yani o ana kadar hiçbirimiz bilmiyoruz ki oraya ekip gittiğine. O çektiği için öğrendik. Niye adamları çekiyor gelen polisleri yani çekiyor diyor ki yani. Çekmese zaten böyle bir şey bilinmeyecekti. Dolayısıyla kendi iç düzeninde barışılmış olacaktı. Hem onları cezalandırmak için, küçük düşürmek için çekiyor. Zaten silahı da polisin eline vermeden yere atıyor. Onları tamamen küçük düşürmek, onları korkutmak için. Böyle bir şey yapıyor. Ya yani. Bence Gökhan Göz yanlış yolda aslında. Ay açıklamasına bak. Yani. Ya çok komik bir çocuk bu ya. Ya aslında iyi bir çocuk. Bu kaç yaşında belli be? Belli ki aslında iyi bir çocuk. Fakat
yaptıkları, içtikleri ya da ne yapıyorsa onu yanlış motive ediyor. Bak ne diyor bak Allah aşkına şunu dinleyin. Diyor ki işte kamera kayıtlarına baktılar ve silah çekmediklerimi gördüler. Aksine sahnedeki sanatçı arkadaşımla ben şarkı söylerken... Nereye bağlayacaksın çok iyi. Ben daha çok merak ediyorum. Bizi dinleyen misafirlerime... Şaka değil. Bu kötü sesime maruz kaldıkları için özür dilediğimi de gördüler belki, kamera kayıtlarında. Belki o yüzden zaten polis çağırdılar. Belki. Yani o kadar kötü ki... Güleriz. Ya. Aslında yok, bak, iyi bir diyorum. Adam aslında. Kesinlikle. Bak, şöyle iyi bir ben adam. Ben şu an bu çocuğun gelsin zararsız. Kalp olarak bak, iyi herhalde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani benim başıma geleni söyleyeyim. Bu kadar hani laflar ediyorum. Benim teknenin botu bozuldu yazın. Ve Tohma'yla iskeleden tekneye gitmeye çalışıyoruz. Bizim bot bozuk olduğu için başka bir bot arıyoruz iskelede. Kaptanını gönderdi. Bizim teknem olduğunu bildiği için. Mustafa ile beni kendi botuyla aldırıp bizim şeye bıraktırdı falan. Şimdi aslında bir çocuk, kötü bir çocuk değil ama bu hareketleri neden i̇şte, yapıyorsun? İşte yani yapma. Benim emniyet ve tüm yani. Devlet görevlilerime saygım sonsuzdur. Basına çıkan haberler her zamanki gibi diyor. Gerçek dışı ve benim şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar diyor. Görevinde olan herkese kendin sahip. Kendin yapıyorsun zaten. Burada biz yoruma bile gerek yok ki burada zaten. Kendin... Ya sen yaptığın bütün itibarsızlaştırma hareketlerini... Hep kendinle alakalı. Kendine yaptın. Evli bir kadınla beraber oldun, kendine yaptın. Gülşah'la o saçma sapan canlı yayınları yaptın. Gülşah'ın evini kırdığını, döktüğünü... videolar çekip insanlara kendini anlatıyor. Ama bir şey diyeceğim yazık ya. Hani düşünsene şarkıcı arkadaşıyla sahnede şarkı söylerken bu sesime maruz kaldığınız için özür dilerim diyor. Lap emniyet geliyor içeri. Şimdi, yani ünlü olmayı bence Gökhan Göz ünlü olmayı seviyor. Tabii evet, değil mi? Evet zaten olmayı seviyor. Ya hayatım yani açıklamaya ben, bakabilir misin ya? O zaman Gökhan Göz'ü bir misafirlerime. Şeyde oynatalım bir yapımcıyla tanıştıralım. Bir dizi oyuncusu falan olsun. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü kendisi dizilerini çekiyor daha kötü senaryolar yapıyor. Konuk mu alalım? Evet. Yani Bilal Bey niye hizmet konuk alıyor? Hizmet edelim Gökhan'a. Hayır ha? Biz konuşalım yani. Hani amacını öğrenelim evet. En azından. Yani öyle mi diyorsunuz? Evet, ben iyi bir çocuk olduğuna inanıyorum. Ama yaptıkları doğru değil tabii. Yani iyi yani bir çocuk olduğuna yani inanmak istiyoruz diyelim. Evet. Yani hani, evet, ben tabii. Çünkü çok kötülükler yaptı herkese ya. Yani çok yanlış şeyler yaptı ya. Yani bu polise mesela silah verirken yere attı. Evli bir başka bir kadına, başka bir erkeğin namusu olan bir evli kadınla aşk yaşadı. Ayrılmalarına sebep oldu. Gülşah'la çok çirkin küfürler, kafirler birbirlerine çok zor durumlarla bıraktı. Çok ahlaksızca söylemlerde de bulundu. Yani bir şeyleri kötü yapıyor bu adam. Bunu bir hani, bunu bir yayın sonrası konuşalım. Bize inanmak için yani iyi olduğuna inanmak için bir şeyler lazım yani. Belki de. Türk polisi bizim için çok kıymetli. Tabii. Onu da söyleyelim hoşça kalın. Aynen.